Kaydı başlatıyorum. Efendim her hafta düzenli çarşamba günleri 21.00'da yapmakta olduğumuz amatörce sohbetlerin bu akşamki bölümünü de başlatıyorum. Bu haftaya ilginç bazı haberlerle tabii başladık. İstemediğimiz konular, savaşlar, biz hep barış taraftarı olduğumuz için. İlk sözü Armağan Beylere vereceğim. IARU'dan gelen bütün dünya ülkelerine duyurulan amatörleri ilgilendiren bir duyurumuz var. Onu buradan da yapmış olalım. Üzerimizden bir görevi daha bertaraf etmiş olalım. Ondan sonra keyifli konularımıza gireceğiz. Armağan Bey, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. İyiyim. Sen de iyisin umarım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun. Yine tekrar edeyim. Ekranda gördüğüm ve de göremediğim tüm arkadaşlara iyi akşamlar diliyorum. Şu anda elimde olan metin Tıraş Genel Merkezi tarafından yayınlanan bir metin. Bu Ukrayna'daki telsiz yayınıyla ilgili. Aynen geçiyorum herkesin bilgisine diyerek. Evet, Ukrayna'da cereyan etmekte olan savaş felaketinden dolayı Ukrayna otoriteleri her türlü radyoamatörlüğü faaliyetini askıya almış bulunmaktadır. Bu itibarla gerek HF gerekse VHF ve UHF amatör telsiz bantlarında Ukrayna ile haberleşme yapılmasından kesinlikle kaçınılması gerekmektedir. Buna Diamara ve Ecolink bağlantılar üzerinden irtibat kurulması da dahildir. Bu kısıtlamaların hiçe sayılarak bu tür irtibatların kurulması yönündeki her girişim Ukrayna tarafındaki kişilerin yaşamına bile mal olabileceği gerçeğini gözden uzak tutmayarak bu türlü hareketlerden kesinlikle kaçınılması önemli, rica ederiz. Masum insanların yaşamına mal olan bu savaşın bir an önce sona ermesi temennimizi bu vesileyle dile getirmeyi görev addederiz. Tıraç Genel Başkanlığı. Konu bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Armağan Bey, hazır mic'ı size vermişken hızlıca bir soru. Her ülke böyle bir durumda olağanüstü hal ilan edip amatörlerin haklarını bir süreliğine beklemeye, kızağa alabiliyor. Türkiye için olan durum nedir? Bir bilginiz var mı bu konuda? Yani olmasın tabii de böyle bir durumda bizdeki uygulama nasıl olacaktır? Bugüne kadar hiç öyle bir şey yaşamadığımız için ben de herhangi bir bilgi sahibi değilim. Ancak bu karar tabii yetkili kurumdan çıktığı zaman biz de uymak zorundayız. Ama bugüne kadar benim amatörlük yaşamımda öyle bir durumla muhatap olmadığım için hepimiz olmadık zaten hiçbirimiz hiçbir zaman. Dolayısıyla herhangi bir bilgi sahibi değilim Volkan, tamam. Pekala. Bildiğim kadarıyla biz amatörler öyle durumlarda devletin hemen altında onların talebi eğer olursa göreve katılabiliyoruz. Zamanında Irak Savaşı'nda ben yanlış hatırlamıyorsam 7. bölgede bir abimiz bir hayli devlete görev yapmıştı, kulağı olmuştu. Hüdaverdi Bey, sizin bilginiz var evet. Mıydı o zamanlar? Ben o dönemde Trabzon'dan bir abimiz şu anda rahmetli oldu haliyle. Rahmetli oldu, evet. Evet, dolayısıyla hani o dönemde Trabzon'da değildim. Bir 18 senelik bir Trabzon macerası 2001'de başlamıştı benim. 2017'de de sona erdi zaten 18'de. Ama o dönemki olayları anlatırlardı. Oldukça faydalı olmuştu amatör telsizlik. Tabii ki devletin bile bu kadar kullanabilecek cihazının olmadığı dönemlerden bahsediyoruz. Evet. Veya ben, olsa bile kullanabilecek kimsesi olmadığı dönemlerden. Rahmetli beyefendiyi bir kere kule dibindeki dernekte görmüşlüğüm vardı. Yanlış hatırlamıyorsam o bölgede bir benzin istasyonu sahibiydi kendisi. Evet, doğru. Evet, doğru kişi. Valla birer birer sevdiğimiz abilerimiz aramızdan ayrılıyor. Allah herkese uzun evet. ömür versin. Hep birlikte inşallah amin, keyifle amin. Sohbet ederek yaşlanırız diyorum. Ama acil durumlarda mümkün olduğunca dinlemeye geçtiğimizde muhakkak devlet tarafından görevlendirilen aramızdaki kişiler bizlere çok hızlı şekilde bilgi aktaracaktır. İnşallah öyle günler olmaz. Volkan, araya bir de teknik bilgi vereyim. Aslında bunun bir yönetmeliği var. Geçen hafta konuşmuştuk. Telsiz yayın kontrolü denilen bir yönetmelik. Sanırım 90 yılında çıkmış. Şimdi internette hızlı bir araştırma yaptım. 20441 sayılı resmi gazetede yayınlanmış. Şimdi burada kategorilere ayırmışlar. TYK seviyelerini, telsiz yayın kontrollerini. Biz amatör telsizciler bildiğim kadarıyla TYK 300. Yani evet. 3, 2, 1 diye gidiyor ve 0 diye gidiyor. 3
herhangi bir şekilde telsiz yayın kontrolü başladığında ilk susturulacak cihazlar. Yani bu şu demek, telsiz yayın kontrolü başladığında ilk önce biz amatörler kapanıyoruz. Ardından TYK2'ler var, işte resmi kurumlara ait ama aktif görev almayan, yani kolluk kuvveti olmayan sistemler kapatılıyor. Bir sonraki seviyede TYK1, emniyet kuvvetleri vesaireler. TYK0 ise hiçbir durumda kapatılmayan sistemler ya da kapatılamayan sistemler diye geçiyor. Bunun amacı, iki tane amacı var. Bir, interferans yapıp, yani biz VHF'teyiz, ister istemez sağımıza solumuza interferans yapıyoruz. Normal zamanlarda bu kabul edilebilir olsa da böyle durumlarda çok kritik bir durumda. Yani sizin sinyaliniz bile kestirme için kullanılabilecek bir sinyal ya da girişimden diğer sinyali açık edebilecek bir sinyal. Biz TYK300 normalde herhangi bir şekilde bir şey olduğunda hemen yayınımıza ara vermemiz gerekiyor. 2005'te bir düzenleme gelip kaldırıldı diye bir şey geldi. Emin'cim söz sende, devam lütfen. Emin, alabilirsin abi Mike'ı. Emin, mikrofonun kapalı herhalde. Emin düştü mü? Yok yok. Şimdi geldi. Şimdi geldi. Evet, devam. Gel şöyle, FT8 çalışınca o tarafta kod 3'te kalıyor şeyde, özür dilerim. Şimdi benimki kulaktan dolgu bilgi Barış, ama şöyle bir durum var. Ben yanlış hatırlayabilirim ama amatörler bu konuda en son kapatıyor gibiydi. Yani hani hatta şey sıralamasında da TYK3 olduğumuzu biliyorum ama bir yanlış bir şey hatırlayabilirim ama böyle bir bilgi kalmış bende. Yanlış olabilir. İddia etmiyorum. Hay hay, bir de Seyit Bey'in sanırım ekleyeceği bir şey var. Belki bu konuda bir gelişme olabilir. Seyit Bey buyurun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Elinize emeğinize sağlık öncelikle. Şimdi Allah göstermesin, böyle bir savaş durumunda Barış Hocam'ın bahsettiği gibi ilk kapatılacak frekanslar amatör frekanslar. Niye? Çünkü amatör frekansları kullanan amatör kullanıcıların bir kısmı resmi frekansları da dinliyorlar ve girebiliyorlar. Yasak olmasına rağmen girebiliyorlar ki bu işte internette de çok sık gördüğümüz bu polis telsizlerinin karıştırılması gibi, ki bu askeri telsizlerde daha çok karıştırılıyor ve bu polisler kadar da piyasaya düşmüyor. Ama böyle bir karıştırılma sıkıntısı var. Hatta ve hatta mesela Siirt'ten bir sivil vatandaş evine kurduğu bir televizyon vericisiyle askeri uydu haberleşme frekanslarına girmişti. Ve biz silahlı kuvvetler bunu bulup kapatana kadar göbeği çatladı. Yani Siirt'in bir de kırsalında, ilçelerden birinde, kırsaldaydı. Amatör yani, değil ama. Amatör değil. Güzel. Tamam. Vatandaş artık nereden edindiyse bir yerden bir uydu frekansında yayın yapabilecek bir cihaz edinmiş. Televizyon yayın yapabilecek bir televizyon. Barış'ım duyuyor musun bunu? Televizyon veya radyo yayını, emin değilim. Tam hatırlamıyorum. Edinmiş ki muhtemelen yurt dışından ve şeysiz geldi. Kontrolsüz gelen bir cihaz ki malum birçok frekans planları yurt dışıyla tutmuyor bizim Türkiye'nin frekans planları. Evet. Askeri uydu haberleşme, KU bandı uydu haberleşme frekansından yayın bastı havaya. Ve Doğu Anadolu bölgesinde kullanılan birçok KU bandı uydu haberleşme terminalini kesti. Yani 3-4 gün kadar peşinde koşmuştuk biz bu adamın. Biz de amatörüz diyoruz. Efendim İsmail Beyler, Barışlar bize önce olacaklar da. Efendim kanun çıkacak, 2.4 mi çıkacağız? Adam köyden basıyor yukarıya ATV'yi. Hay Allah. Şimdi köy bir veya... demoralize oldum ben. Buyurun. Seyit köy Bey. Veya şeyden, yani bir ilçeden bir yerden basmıştı. Ve sıkıntılıydı yani, problemliydi. Hay hay. Vallahi bilgi için teşekkür ederiz. Bu arada şunu demek istiyorum. Şimdi
kanunu kuralı bilen, uygulayan kişiler delemez. Bilmeyenler deliyor. Şimdi ben eminim ki birçok amatör, özellikle mesela bu toplantıya katılan, bu toplantıyı daha sonra takip eden, yani bilinçli amatörlerin büyük çoğunluğu şey yapmıyorlar. Bu kuralları delmiyorlar. Ama yine biliyoruz ki eline telsizi alıp püf 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 işte break break yapıp da amatör frekanslardan mandal basan birçok insan var. Aynı şekilde bunlar askeri frekansları da basıyor, baskılıyorlar. En azından ellerine geçirdikleri bozuk, kalitesiz, kaymış, yorulmuş cihazlarla amatör frekans bile olsa askeri frekanslara baskılayabiliyorlar. O yüzden ilk kapatılacaklardan birisi amatör frekanslar. Ha, ilk kapatılacak frekanslar, amatör frekanslar dediğimizde önüne alınacak mı? Tabii ki alınmayacak. Çünkü zaten bu tür problem yaratan şahıslar kanunu kitabı da dinlemiyorlar. Evet. Sizin alacağınız kararları da uygulamayacaklar. Ama Barış Hocam gibi, işte İsmail Bey gibi böyle Almanya'dan, Finlandiya'dan uyduya yayın basan kişiler aman 2.4'ü kullanmayın deyip ısrarla üzerinde baskılıyorlar ki böyle olumsuz şeyler oluşmasın. Niye? Bilinçli olunduğu için. İnşallah öyle bir durum olmaz ama zaten bu grupla biz o çıkacak olan şeyi de cızırtıyı da o kişiyi de yok edebiliriz diye ümit ediyorum. Ama işte şey var Volkan Bey, hani Ankara, İzmir, İstanbul gibi batı bölgelerinde amatörün çok olduğu yerde olsa tespiti mümkün ama doğuda mesela olmuyor. Doğuda ulaşamıyorsunuz. Bir de doğuda adam gidiyor Irak'tan telsiz getiriyor, İran'dan telsiz getiriyor, Gürcistan'dan, Ermenistan'dan kaçak yolla telsiz getiriyor, Suriye'den telsiz getiriyor. Bunu askeri bandı dinlemek için yapmıyor. Amatör maksatlı, yani satayım da para kazanayım diye yapıyor ama bunlar kontrolsüz girdiği için frekans bantları bizim amatör frekans bantlarına uymayabiliyor. Askeri veya emniyetin veya ormanın veya ne bileyim işte diğer kamu kurum kuruluşlarının bantlarını baskılayıp karıştırabiliyor. Hayırlısı bakalım. İnşallah o gün gelmez ve biz de onu yaşamayız. İnşallah. Hayırlısı. Teoman'cığım sen de Mike, ondan sonra Hüdaverdi Bey'e yavaş yavaş vereceğim. Ara cümle kurayım Teoman. Hemen sözü bırakacağım üstünden geçmeden. Emin abinin söylediğine ek olarak şimdi yönetmeliğe bakıyorum. Bu arada kalkıp kalkmadığını da kontrol ediyorum bir yandan. Dediğin gibi bir iptali söz konusu olmuş sanırım telsiz yayın kontrolünün ama mutlaka muadili bir şey gelmiştir. TYK 3 için şunu yazıyor. TYK'nın ilanı ile birlikte yayınları tamamen susturulacak olan telsiz sistemleri ve cihazlarıdır diye. Yani ilan edilir edilmez telsiz yayın kontrolü ilk TYK 3 kapanıyor. Peki. Teoman'cığım, Mike sende. İyi akşamlar herkese. Seyit Bey söylerken Q-Band dedi. KU-Band dedi. Ben şeyi hatırlıyorum. Belki bilgi verirsiniz o konuda. Şimdi bizim denizde X-Band ve S-Band radarları vardır bizim gemilere taktığımız. Arasındaki farkı şu an unuttum ama K-Band vardı galiba. KU değil de K-Band radar da görmüştüm teknelerde. O bilgi var mı onlarla ilgili verebileceğiniz? Şöyle dediğiniz doğru, X-Band'da K-Band'ında radarlarda kullanılabildiği gibi normal şartlarda uydu haberleşmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri KA bandı ve KU bandını kullanıyordu. Bir de X bandını kullanıyordu. Şimdi yeni atılan TürkSat 5A'da mesela KA bandı da var. Ama TürkSat 1A, 2A, 3A, 4A'da, 2C'de KU bandıyla X bandı vardı. KU bandı ile X bandını kullandık. K bandı var ama kullanmadı Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye. Türkiye'nin kullanmış olduğu uydu haberleşme frekansı KU bandıyla X bandıydı. Şimdi bu 5A ile birlikte geçen seneden itibaren KA bandı da kullanılmaya başlandı. Acaba hani aralarında ne fark oluyor? Frekans farkı var. Sadece o. Frekansları farklı. 1A'da düzeltiyorum. 1A'da, 1C'de, 1B biliyorsunuz
kayboldu. Atıldıktan 3 ay sonra kayboldu uzayda. 1B uydusu. TürkSat 1B uydusu. Düzeltiyorum. 1A uydusu. Onun yerine 1C'yi attılar. Onlarda KU bandı vardı. Daha sonra TürkSat 2A ile TürkSat 3A'da KU bandıyla birlikte X bandı kullanıldı. Teşekkür ederim. Pekala. Efendim. Barış Hocam ses. Yok, ben de Mike. Barış mı konuşuyordu? Barış buyur. Bu Barış'ınki zaten açıktı. Barış seninki kapalı şu an. Evet, düştüm, kusura bakmayın. Tamam. Teoman'ın sorusuna cevap verecektim ama ben düşmüşken verildi mi bilmiyorum. Tabii verildi. Herhangi bir problem yok. Küçücük bir düzeltmeyle hemen başlıyorum. Geçtiğimiz haftalarda burada söz konusu olan ICOM UC705. ICOM UC705'te default 1.2 GHz var denmişti. Ama sonra o düzeltilmişti. 1.2 GHz yoktur. Onu da bir dostumuz düzeltmemizi rica etti. Efendim, geçen hafta bir araya girebilir miyim? Buyurun lütfen Arman Bey. Evet, şu anda takip ediyorum bugünkü konuyla ilgili. İstersen önümüzdeki hafta bir konuyu işleyebiliriz. Silahlı kuvvetlerde amatör temsilcilik. Hay, tamamdır. Önümüzdeki ancak, hafta başlangıcı öyle yapalım. Tabii dünyada silahlı kuvvetlerde amatör temsilcilik. Düzelteyim. Tamamdır. Eğer uygun görürsen haftaya burada işleyelim. Ne demek? Estağfurullah. Bunu özellikle işleyelim. Çünkü yurt dışında hem asker olup hem amatör olanlar için çok güzel dernekler olduğunu biliyorum Amerika'da. Girişimler olduğunu biliyorum. Tuzla Deniz Harbi Okulu'nda eğitimler verdiğimiz zamanlarda oranın kurmay komutanımız özellikle yurt dışında bir Amerikan muhribiyle Uluslararası Uzay İstasyonu arasında yapılan telsiz görüşmesinden esinlenerek birlik komutanıyla gidip konuşuyor. Birlik komutanı da diyor ki bugün burada zaten biri geldi bu konuları anlattı diyor. O şekilde biz Tuzla Deniz Harbi Okulu'nda eğitim vermeye başladık. Evet böyle evet, o günleri biliyorum, takip etmiştim. Evet. Ama ne yazık ki sonu gelmedi. Olsun. Evet. Eğer bir daha talep ederlerse seve seve gideriz. Yine İnşallah. Onlarda ders veririz. Evet. Bu arada ben herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Önceleri 20 kişiyi zor bulurken ilk programlarda son özellikle belki 1-2 aydır 50'nin altına hiç düşmedik. 60-70 arasında katılımcı sayısı gidip geliyor. Ayrıca YouTube'daki istatistiklere de bakıyorum ben bir yandan. Programa gelemeyen, yetişemeyenler de sanırım sonradan takip ediyorlar. Bu bizim için çok sevindirici bir durum. Yani buradaki konuştuğumuz konular demek ki gerçekten en azından Türkiye'de 300-500 radyo amatörünün yakın ilgisini çekiyor ve herkesin katılımı oluyor. Bu anlamda ben öncelikle kendi adıma çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle birlikte olmak burada, belli konularda sohbet etmek gerçekten bizler için sevindirici ve eğlenceli. Vallahi ben kısa da bir bilgi ben vereyim. Bugün itibariyle 278 sanırım olduk, 280'lere geldik. Sanıyorum ki 1-2 haftaya kadar 300 kişiyi bulacağız. Bu mail listesi. Sadece bu programda eğer hatırlatırsanız, Hüdaverdi Bey çok daha da fazla bekletmek istemiyorum. Programın sonuna doğru iki kişinin maili geri dönüyor. Sanıyorum ki orada harf hatam var. Eğer mail alamayan dostlarımız varsa volkan@focustürk.com yakında onu da yine bir dostumuzun uyarısıyla büyük bir ihtimalle Gmail'e döndüreceğim. Çünkü artık sayı çoğaldığı için spam mail gibi gözükecek diye biraz iki ayrı adresten size yolluyordum. Ticari adresten amatörcü sohbetlerin kendi şeyine geçecek. Böyle de konularımız olacak. Önümüzdeki haftalarda da herhalde 300 kişiyi devirmiş olacağız. Seyit Bey buyurun. Hasan Bey şey dedi, zaman zaman yabancılar Doğu Kırsalı'nda gizli çalışmalar yapıyor. Kimse fark etmiyor dedi de bu ben merak ettim bunu. Bir acaba bir açabilir mi Hasan Bey? Ben fark edilen cihazları biliyorum böyle GHz mertebesinde iki tarafta fuarda vardı gösterdi. Hem de Advanced Electronic neydi? Yok. Ne Logic? Barış Plüton'un firması neydi? Analog Devices. Analog Devices'ın bu en son askeri fuarda bir cihazı vardı.
Biz tabii 10 MHz band genişlikli SDR playleri Allah diyoruz. Efendim bu aletin band genişliği gigahertz efendim. Yani böyle bir 100 MHz veya 1 GHz'de bulunduğunuzda 1 MHz'i de dinliyorsunuz, yukarıyı da dinliyorsunuz. Hasan Bey buyurun. Çok kısaca onu da alalım. Soruyu da Haberli Bey'e geçeceğim. Şimdi bir ara bir maden bölgesinde adam gizli demeyeyim de yani bir yayın yapıyordu. APRS'de gördük adamı. Adamın şekli şemalini bir türlü bulamadık. Yani rastgele bir çağrı işaretiyle bir maden bölgesinden APRS'ye, APRSF'de şey çıkıyordu. Sonra biz bu konuyu biraz sağda solda konuşunca adam kapattı yani. Sivas tarafında mı? Erzincan tarafında mı bir yerdeydi? Vallahi APRS Türkiye'de çok ilginç ilerliyor. Geçenlerde ISS yani ISS'in çağrı işaretini bile gördük. Şimdi ben bir girdi vermek istiyorum da. Müsaadenizle. Devam lütfen. Şimdi evet yani özellikle Doğu Anadolu bölgesinde Suriye, Irak ki Irak ve Suriye sınırları çok kontrolsüz kaldı. En azından karşı taraf açısından Irak ve Suriye açısından. İran'dan da İran'ın Türkiye değil de İran tarafı gene çok kontrolsüz bir bölge. Dolayısıyla buralardan insanlar çeşitli maksatlarla özellikle de ticari maksatla cihaz getirebiliyorlar. Bu getirdikleri cihazları da bilinçsizce kullanmaya başlıyorlar. Hasan Bey'in bahsettiği onlardan olabilir ama şimdi şöyle de bir şey var. Bu frekanslarda yayın yapmaya başladıklarında şu anda MIT'in altında olan dinleme birlikleri vardı. Şu anda MIT kullanıyor, MIT'in kontrolünde. Onlar hemen tespit ediyorlar. Yerini de tespit ediyorlar DF teçhizatıyla ve çat diye de yakalıyorlar. Yani o bir kere, iki kere, üç kere şey yapmıştır, bir konum bilgisi basmıştır. Ama telsizle yayın basmaya, mandal basmaya başladığı anda çat diye yakalıyorlar. Hay hay, çok gelişti. Dediğim gibi en son fuarda artık bunların pek askeri ve sivil hali de kalmadı. Envai çeşit şeyler var. Bu arada konu analog device'a geçmişken kısa da bir bilgi vereyim. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda analog device'la yazışmıştık. Cidden şu an 300 küsur dolarlarda satılıyor. Yani 30 MHz, 6 GHz arası bir Adam Pluto bilgisayara bağlayıp 30 MHz, 6 GHz arası alıcı vericiden bahsediyorum. All band, all mod neredeyse. Bu cihazın şu anki internetteki en düşük satış fiyatı 300 doların altında değil. Biz bir başvuruda bulunduk. En uygun verebilecekleri fiyat $205. $205 ki o gelirse vergiler ne olur ne olmaz diye hiç oralara girmedim. Eğer Adam Pluto ki ben kendilerine ikinci ve üçüncü bir yazı daha yolladım. Biz amatör ve üniversiteli gençlerin bir anda 3000 küsur lira verebilmesi bir hayli zor. Nezih Bey 2870'i nerede bulduysanız bana hemen şeyini atın. Bir bakalım. Türkiye Analog Devices'la ve yurt dışıyla çünkü konuşuyorum. Ben o fiyatı görmedim. 2870. 3200 küsura geliyor. $205. Ben mi yanlış hesapladım? Bu vesileyle kendilerine bu fiyatın bile çok yüksek olduğunu söyledim ama ne yazık ki dünya geneline baktıklarında ve bir halde sattıkları için ben o zaman yanlış yaptım. 2800 de ciddi bir fiyat. Bu vesileyle şu an en ucuz alabileceğimiz onları konuşacağız. Yani nasıl gelir Balkal'de Türkiye'den sadece $205 yaklaşımınızın ne olduğunu programın sonunda da konuşabiliriz bunu. Şimdi Hüda Verdi Bey'i daha fazla bekletmeyelim. Ama analog devices için yaptığımız başvuru $100 altına indi. Bence uygun bir fiyat ama tabii 2000 lira, 3000 lira bunlar ciddi paralar. Bunları önümüzdeki günlerde de yine şey yaparız. Daha dün döndüler. Efendim bugün
Daha evvelki yayını da çok ilgi görmüştü Daverdi Bey. Özel istek üzerine özellikle HF Yagi anteni ve el yapımı antenlerle ilgili bilgi vermek üzere kendilerini bu akşam da davet ettik. Efendim, Mike sizin. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Keyifli bir akşam olsun. Buyurun. Evet Volkan Bey, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle siz ve tüm katılımcı arkadaşlara bu teveccühlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Volkan Bey geçen hafta böyle bir şeyler konuşmuş ve bir küçük bir hazırlık yaparız diye sözleşmiştik ama yayının başında da belirttiğimiz gibi bu malum hastalığı yakalandığımızı fark ettik. Şükür hiçbir şey hissetmeden de atlatmış olduk. O vesileyle bir hafta gecikti. İşte bu akşama böyle bir konuyu işleme gibi bir sözleşmiştik. Konu da antenler konusuydu. Ben sadece anten, yani Yagi anten, bu da Yagi anten konusunda bir sohbet edelim diye söylemişti Volkan Bey. Sadece Yagi anten konusunda sohbet etmenin çok fazla fayda sağlamayacağını, özellikle de bu işe yeni başlayan arkadaşlarımız için işte çeşitli hesaplamaların falan çok fazla kafa karıştıracağını düşünerek anten ve yayılım açılarıyla birleştirilmesi yönünde bir düşüncem oldu. Dolayısıyla öncelikle antenler ve yayılım açıları, daha sonra da Yagi, UDA anten. Yani aslında biz hep Yagi anten diyoruz ama tabii Yagi ve UDA isminde iki Japon'un geliştirdiği, makale haline getirdiği anten türünün anlatılmasına geçeceğiz. Bu arada bir ekranımı ben paylaşayım. Müsaadenizle. Evet, gelmeye başladı, geliyor ve geldi. Buyurun, devam. Evet, işte bahsettiğim gibi öncelikle radyo dalgalarının yayılım açısı ve sonrasında da konuyu pekiştirdikten sonra, yüzeysel olarak geçtikten sonra da Yagi, UDA antenlerin yapılış mantığı üzerinde bir görüş alışverişinde bulunacağız. Bildiğimizi aktarmaya çalışacağız haliyle. İşte söylediğim gibi öncelikle bu bizim şey niye aşağıda kaldı? Bir dakika. Ortadaki ekran paylaşımını bastığınızda sol üstteki birinci ekranı seçerseniz ekranı sunuma geçtiğinizde ikinci bir slide gibi görün. Onu biz göremeyiz. Evet, şimdi görüyoruz. Tamam. Hayır, şeyde üst kenar biraz fazla aşağıda kaldı da. Niye öyle oldu onu? Şu an net okunabiliyor. Devam edebilirsiniz isterseniz. Bir dakika bekleyin lütfen. Tabii ki, tabii. Hüda, bizde her şey normal gözüküyor. Yok, sizde gözüküyor da. Ben şimdi şu araç çubuğu konusu var burada. Araç çubuğu yukarıda kaldığı için öyle oldu. Evet, bahsettiğim gibi öncelikle radyo dalgalarının yayılım açılarına bir bakmak gerekiyor. Burada hepimizin de bileceği üzere, bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir katılımcılar arasında, elektromanyetik dalganın hızı ışık hızıyla aynı ölçüde olduğunu biliyoruz. Işık aynı zamanda bir elektromanyetik dalgadır da uzay boşluğunda 300 bin metre bölü saniye, bu tabii K faktörüyle birlikte küsuratlı bir rakama da ulaşıyor, hızında ilerliyor. Biz de bu sayıyı baz alarak anten sistemlerimizi buna göre düzenliyoruz. Tabii bunun akabinde radyo dalgalarının yayılma açısında baktığımızda bir örnek verecek olursak, göle bir taş attığınızda oluşan dalgaları radyo dalgalarına benzetebilirsiniz. Tabii ki bu gözle gözüken bir şey değil haliyle. Her bir çemberin, her bir çembere de dalga boyu olarak tabir edebiliriz. Çemberin yüksekliği, çemberin düzeni, çemberin kenarlarındaki kıvrımlar vesaire, bunlar bizlere birçok konuda bilgi vermektedir. Burada da radyo dalgalarının sinüzoid ve yayılım açısıyla birlikte tam dalga, yarım dalga, çeyrek dalga mantığına dönüşmesini görebilirsiniz. Bu sinüzoidin hareketinde
orta bölümü sıfır olarak baz alırsak, dalganın yükseliş ve inişiyle birlikte iki tepe ve iniş çıkış arasındaki mesafeye tam dalga boyunu oluşturduğunu görüyoruz. Bununla birlikte bunu lambda olarak tabir ediyoruz. Dalga boyunu lambda olarak tabir ediyoruz. Bu da 300 bin bölü frekans bize dalga boyunu veriyor. Malum az önce de bahsetmiştik. Burada 300 bini sabit olarak alabiliriz. Ama tabii burada K faktörü dediğimiz olay 0,95 ve çarpıldığında 300 bin yaklaşık işte 299 bin küsur falan bir rakama denk geliyordu. Ancak iletkenin hız faktörü de hesaba katılması gerekiyor. Yani biraz önceki bahsetmiş olduğum bu K faktörü tam anlamıyla böyle hani antenin tam uzunluğunu milimetrik olarak hesaplayabilmek için de bu K faktörünün katılması gerekiyor. Buradan da yola çıkarsak işte örneğin 145 MHz'de çalışacak olan bir antenin dalga boyunu, daha doğrusu 145 MHz'in 145.00 MHz'in dalga boyunu tam olarak hesaplamak için de 300 bin çarpı 0.95 bölü 145 MHz dediğimizde 1,96 işte 551 metre gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Biz bunu direkt olarak 2 metre şeklinde söylüyoruz. Tabii bu K faktörünü de hesaba katmasak 2 metreyi de geçiyor aslında boyu. Bu genellikle pratikte çok fazla işe yaramasa da çok hassas hesaplamalar yapmak için de mecburen kullanmamız gereken bir ölçü birimi olmuş oluyor. İşte bu örnekte de HF kısa dalga antenlerimizi yaparken daha iyi anlamamız bağlamında işte yarım dalga boyundaki bir antenin ne şekilde olduğunu, işte bir kanadını 20 metre, diğer kanadını 20 metre şeklinde oluştuğunda bir yarım dalga anten oluşturuyorsunuz. Tabii bu dipol antenlerde en büyük özellik tam orta bölümlerinin 60 ile 73 ohm arasında empedansa dönüştüğü. Bizim bu 63 ile 73 ohm, 60 ile 73 ohm arasında oluşan empedansı 50 ohm'a çekmek için de bir transformatör niteliğinde olan balon kullanmamız gerektiğini, aslında balon kullanmadan da uçların uzatılıp kısaltılarak sahasının yani karakteristik özelliğinin 50 ohm'a dengeleme yöntemiyle de antenimizi, dipolümüzü yapabiliriz. Fakat burada patern sorunu ortaya çıkar. Hani paternin kenarları tam anlamıyla tam düz olmayabilir. Bu nedenle dengelemek bağlamında eğer iki kanat eşitse ortanın 50 ohm'a gelebileceğini, bunun için de birebir yani 50'ye 50 ohm bir transformatör kullanmamız gerektiğini, bir diğer faydası da iniş hattı kablomuzun sistemin bir anten gibi kullanmasını engellemek için balon kullanmamız gerekiyor. Böylelikle de basit bir anten mantığını da görmüş oluyoruz. Evet. Beş sekiz anten mantığıyla ilgili kısa bir açıklama yapayım istiyorum. 145 MHz'de tam dalga boyu bir antenin ölçüsü 1,9 metreydi. Yani ortalama yuvarlayacak olursa 2 metre civarındaydı. 145 MHz'de çalışacak olan 5-8 antenin ölçüleri ise 2 metre bölü 8 dediğimizde 25 santime denk geliyor. Tabii bu uzunluk 2 ile çarparsak çeyrek dalga anten boyunu buluyorduk. Malum 49 santim, 50 santim boyunda 2 metre bandımızın anten boyu, çeyrek dalga anten boyu. Bu uzunluğu 5 ile çarparsak 5-8 anten boyunun uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Yani 300 çarpı 0.95 bölü 145 dediğimizde neyi buluyorduk? Dalga boyunu buluyorduk. Bu küsuratlı rakamı da 8 ile çarparsak 24 santim gibi bir ölçüyü bulmuş oluyoruz. Bunu da tabii 5 ile çarparsak yaklaşık 1,22 yani 1 metre 22 santimlik bir uzunluğa ulaştığımızda toplamda 5-8 anten boyunu bulmuş oluyoruz. Neden 5-8? 5-8'in oluşturmuş olduğu patern ve kalkış açısı bakımından hem yükseltisi az olan rolelere hem de çok yüksek dağların tepelerinde olan rolelere ulaşabilme açısından iyi bir anten özelliğine sahip bir anten yapmış oluruz.
Bunun dışında kolilerde kullanabilirsiniz ama diyelim ki 2000 metrenin üstündeki bir roleye eğer deniz seviyesindeyseniz isterseniz dünyanın en iyi antenini kullanın. 2000-2500 metrenin üstündeki bir roleye ulaşmada sıkıntı yaşarsınız. Bir bakarsınız roleyi görüyorsunuz ama ben neden ulaşamıyorum dersiniz. İşte çok popüler olan anten türlerini aklınızda bulundurursanız roleyi görseniz dahi sizin paterniniz o bölgeye ulaşmayabilir. Sebebi ise bir balonu şişirip elimize aldığımızda işte 5-8 antenmiş, jipol antenmiş, kolineermiş, efendim çeyrek dalgaymış. Her birinin patern şekli, yaymış olduğu ışın şekli, patern şekli bir balonu şişirip üstten bastırdığınızda oluşan yuvarlağın şekline göre değişmektedir. İşte tam yuvarlak olduğunda, tam 90 dereceye eşit geldiğinde çeyrek dalga antenin paternini oluşturur ki yukarı atım çok daha fazladır. İşte 5-8 anten bunun ortasında yukarı atım o kadar fazla değildir ama 220-230 derecelere yakın bir açısı, kalkış açısına tilte sahiptir. Bunun dışında kolineer anten çok daha düz bir açı ama çok daha uzak mesafeye gider. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Zaten bu ileriki slaytlarda da onu ben size açıklayacağım. Şurada da kullanmış olduğumuz işte VHF bandında 145 MHz'deki çeşitli anten tiplerinin kalkış açısına, yani derecelere tilt dediğimiz paternlerinin oluşturmuş oldukları sıfır yani ground'u yani toprağa baz alırsak kalkış açılarını gösteren bir tablo var. Bu tabloda örneğin genelde popüler olan 5-8 anten 1 metre 22 santimlik boyuyla birlikte 225 derecelik bir kalkış açısına sahipmiş. Çeyrek dalga anten yaklaşık 90 derecelik bir kalkış açısına sahipmiş. Çok daha dik bir patern ortaya Küseka. Çıkıyor. Küseka. Evet. Bu kalkış açısı ne demek abi? Anlayamadım. Şimdi onu söylemeye çalışıyorum. İşte kalkış açısı sizin yaymış olduğunuz paternle alakalı. Dedim ya bir balon alıyoruz elimize. Balonu şişirdik. Balonu şişirdiğimiz zaman iki taraftan elimizle bastırdığımızda bir şey oluştururuz. Böyle bir bombe oluştururuz. Oluşturmuş olduğumuz o bombe bizim kalkış açımızı tabir etmektedir. Eğer balonun ortasından ne kadar bastırırsak aşağı doğru ileri atım daha fazla gider. Yani alçalır şişirmiş olduğumuz o yuvarlak içe doğru bastırdığımız zaman ileriye doğru genişleme artar. Fakat yukarı doğru atım zayıflar. Ama siz balonu hiç bastırmadınız, yuvarlak çizdiniz, tam olduğu gibi tutuyorsunuz. Bir çeyrek dalgayı tabir eder. Yani 90 derece yukarı doğru düşünün. Balonun o sırt eğrisini düşünün. 90 derece yukarı doğru bir açı çizdiği için daha yakına gider ama her yere dolgu yaparak gider. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi diğer slide'da bir sorduğun soruyu tam görsel olarak da cevap vereceğim. Evet, dereceler dalga boyunun bir cycle'ının X ve Y eğrisinde, yani yatay ve dikey eğrisinde 360 derecelik hareketinin muhtelif dalga boylarının derecelerini göstermektedir diyor. Şu yuvarlak şeyden bahsediyor. Burada biraz silik çıkmış ama ne tür antenin kaç derece olduğu, aslında o şeyde biraz daha kaliteli bir fotoğrafta vermiş olsaydım daha iyi olacaktı. İşte şurada 225 derecede 5-8 anten gözüküyor. İşte 90 derecede çeyrek dalga anten gözüküyor. Gerçi bir ileriki slide'da onu daha iyi açıklıyorduk galiba. Şuradan şeyini alalım. Evet. Amatör literatüründe 5-8 dalga boyu anten 225 derece olarak anten olarak bilinmektedir. Alttaki resimde sıfırdan başlayarak saat yönünde 360 dereceye açı dairenin 225. derecesinde 5-8 anten açısı görülmektedir. Bu açısal daireye göre yarım dalga anten 180 dereceye, çeyrek dalga anten ise 90 dereceye denk gelmektedir. Mesela 145 MHz'de 5-8 anten 225 derece demiştik. Anten uzunluğu 122 santim kabul edilir. Toleransı 1 santim yani 123 santim gibi olabilir. Tabii bunu kullanmış olduğunuz frekansa göre hesaplayabiliriz. Eğer uzunluk 98,27 santim ise o zaman
4-8 anten boyuna denk gelmekte. Ki bu durumda da radyasyon kazancı 5-8 anten arasından biraz daha az olmuş oluyor. Evet, şurada bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Yeşille çizilmiş olan anten 5-8, altındaki ise bir kolineri temsil etmektedir. Kırmızı ile çizilmiş olan kolineri temsil etmektedir. 5-8'deki kalkış açısının çok daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Kolinerdeki açı ise daha dar, yere daha yakın ama daha ileri gidiyor. Bu tabii biraz şeyi, fotoğrafı biraz şey olmuş, puslu gözüküyor. Çok daha anlaşılmıyor, onu ben fark etmemişim açıkçası. Jipol antenle 5-8 dizayn edilmiş, tasarlanmış anten arasındaki paten farkını göstermekte. Burada da 0 dereceye göre yönlendirmesinden bahsetmişiz. Şurada en üstte bakın 5-8 antenin ground plane dediğimiz, yani 5-8 antenin işte 49 santim bir çubuğu düşünün. Dibinde 3 tane radyal var. Paterni gözükmekte. Onun dibinde J-Pol antenin paterni gözükmekte. Onun dibinde de 5-8 antenin paterni gözükmekte. J-Pol, 5-8 ve ground plane dediğimiz 1/4 çelik dalga antenin paternleri oldukça birbirine yakın paternler. Burada da yine benzer konuyu pekiştirmek için daha şurada daha iyi anlatılabiliyor. Çizgili şekilde şöyle yukarı doğru bakarsanız çelik dalga antenin yukarı atım çalıştığını görebilirsiniz. Ve ortada mavi ile tabir edilmiş. Her ne kadar açısı yukarı doğru çalışsa da ulaşabileceği mesafe açısından baktığınız zaman bir üst seviyedeki 5-8 antene göre biraz daha kısa mesafeye sinyal atabilmekte. Onun dışında 5-8 antenin paternini görüyorsunuz, yeşil olan. Onun kalkış açısı da yine neredeyse çeyrek dalga antene yakın, fakat çeyrek dalga antenden kazancı biraz daha yüksek. Silimcim anteni göstermiş. Silimcim antenin paterni neredeyse 0 dereceye yakın, herhalde 60-70 derece civarında bir şey. Ki bu patern çok daha ileri atım, çok daha uzak mesafeye sinyal atabilecek şekilde gözüküyor. Şimdi az önce de bahsetmiş oldum. Konuyu pekiştirecek olursak, dağın tepesinde bir roleniz var. Bu roleye sağdaki çeyrek dalga anten, bunun yanındaki yani B'deki anten, 5-8 anten, diğeri ise silimcim anten, diğeri ilk baştaki, sol baştaki ise 5-8 anten. 5-8 antenle çeyrek dalga anten rolye ulaşırken silimcim rolye ulaşamıyor. Daha karasal, daha alçak açılı olduğu için rolye ulaşamıyor. 5-8 rahatlıkla ulaşabiliyor. Bunun ulaşabilmesi için yerden çok daha yükseğe konulması gerekiyor. Aslında baktığınız zaman İnsan gözüyle beraber icabını roleyi görebiliyorsunuz ama siz ulaşamıyorsunuz yine de. Kaç watt basarsanız basın. Çünkü sinyaliniz düşük açılı gittiği için dağlara yansıyıp ufukta kaybolabiliyor. A ve C antenleri roleye rahatlıkla ulaşırken B anteni çok daha çok alçak yayın açısına sahip olması nedeniyle roleye ulaşamamaktadır. Roleye ulaşması için anten direğinin oldukça yukarı kaldırılması gerekiyor. Tabii sadece kalkış açıları değil, antenlerimizdeki SVR vesaire de bizim antenimizin rahat çalışmasını engelleyen, işte roleydi vesaireydi, ulaşmasını engelleyen ana faktörlerden bir tanesi olduğunu zaten biliyoruz. Bu slaytımızda da aracımıza yerleştirmiş olduğumuz bir antenin paterni gözükmektedir. Diğeri de yayı antenin paternini göstermektedir. 9 dB olan yönlendirilmiş, arka bölüm tamamen reflekte edilmiş, yönlendirildiği bölüme doğru kazancı artırılmış bir anten, yani yayı anten. Bu da evde kullanmış olduğumuz Wi-Fi antenin, Wi-Fi'ların anteninin duruş açılarının
farklarını tabir etmektedir. Wi-Fi modemlerde kullanılan antenlerin hemen hemen hepsi kolineer tür antenlerdir. Kolineer tür antenler ufuk çizgisine çok daha uzaklara sinyal atabilme özelliğine sahip olmalarına rağmen kalkış açıları çok düşük antenlerdir. Buradan da şu ground'a göre mi? Evet evet ground'a göre. Tabii ground'a göre evet aynen. Çünkü kolineer antenler üzerinde birçok çeyrek dalga antenler oluşmaktadır. Yani çeyrek dalga antenlerin seri bağlanmasıyla oluşmaktadır. Dolayısıyla masif dediğimiz olay meydana gelmekte. Yani patern tam bir yuvarlak şeklinde değil de birçok yuvarlağın birleştirilmiş şekilde oluşmakta. Artı bir de kolineer antenlerde genelde tam düz çizgiye yakın bir çizgi şeklinde patern oluşturmaktadır. Keza şu modemlerde gördüğünüz gibi modemin antenini aşağı doğru eğdiği için artık yukarı ve aşağı çalışmaya başlamış. Modemin anteninin uç kısımlarındaki paterne bakarsanız eğer çok daha kısa mesafeye gidiyor. Çünkü sağ ve soldaki yanlara doğru olan atımı çok daha fazla kolineer olduğu için. Evet, Yagi UDA antenler. Yani hepimizin Yagi anten olarak bildiği, UDA'yı çok fazla arkadaşımızın bilmediği anten türü. Yani bildiğimiz Yagi antenler. Yagi UDA anteni adını bu anteni geliştiren ve açıklayan Japon bilim adamlarından alıyor. Profesör Shintaro UDA bu antenin teorisini ilk olarak 1928 yılında Japonca olarak açıklamış. Tabi anten daha önce 1920'lerde geliştiriliyor aslında. Daha sonra da bu anteni Hidetsugi Yagi tarafından İngilizce olarak yayınlanmış. İngilizce olarak yayınlandığı için dünyaya yayılıyor. Tabii artık adı Yagi olarak kalıyor. Aslında ikisinin geliştirip dünyaya bağışladığı bir anten modellemesi de diyebiliriz. Yagi UDA antenlerin İngilizce açıklaması teori dünya çapında ünlü yapıyor. Ancak antenin başlangıçta Shintaro UDA tarafından önerildiğinden her ikisinin de katkıları adına antene Yagi UDA anteni olarak bilinen uygun bir ad veriliyor. Bazen anten bazen de Yagi olarak da bilinmektedir. Yagi ve UDA isimli bilim insanları tarafından 1920'lerde tasarlanıyor bu anten. Genelde VHF ve UHF bantlarında ilk tasarlandığında VHF ve UHF bantlarında kullanılmak üzere tasarlanıyor. Genelde en fazla kullanıldığı alan işte 30 MHz ile 3 GHz arasında tasarlanmış ve kullanılıyor. Birkaç doğrusal dipol elemandan meydana geliyor. Bunlardan biri besleme, yani driver dipol eleman, diğer hatları direkt olarak beslenirken diğerleri de yönlendiriciler ve reflektörden oluşuyor. Yani arka bölümdeki yansıtıcı elemandan oluşuyor. Yagi UDA antenler besleme, yönlendirici, yansıtıcı, driver, direktör ve reflektörden oluşmak üzere üç elemanlık bir modelleme yapılmış. Tabii bu direktör sayısını ne kadar artırırsanız yönlendirmiş olduğunuz tarafa olan paterninizin genişliği ve darlığı ona göre değişmektedir. Teşekkür. Evet. Buyurun. Hüdaverdi Bey, bu Yagi yaparken çoğu zaman muğlak konuma düşüyoruz. Bu bomla reflektör, dipol ve direktörleri arası izole mi olacak yoksa metal metale değecek mi? Ha, istediğinizi yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde izole olmasına veya metalin metale değmesine gerek yok. İstediğinizi yapabilirsiniz. O tamamen Yagi'nin çalışmasını hiçbir şekilde Yagi'nin çalışmasını engelleyecek bir fonksiyon değil. Sebebi ise şimdi bir iki slaytımızda ben onu size açıklayacağım. Burada tamamen iş gören şey dipoldür. Reflektör de yansıtıcı görevi görüp direktörle birlikte çalışmaktadır. Yani senin üzerinde kullanmış olduğunu istesen tahtadan yap. Hiçbir şey fark etmez bu mu? Evet. Halk arasında çok da bilinmesi de TV antenleri de bir tür Yagi UDA antendir. Aşağıdakiler Yagi anteni seçerken ve bu Yagi anten hesaplamasında hesaplamaları yaparken dikkate alınması gereken temel özelliklerden bant genişliği, empedansı, kazancı bir de ön arka oranı. Bu Yagi antenin olmazsa
olmazları arasındadır. Reflektör, yani en arkadaki eleman, metalik çubuğun uçlarından birinde bulunur. Burada metalik çubuk yazmışım ama metalik olmasına da gerek yok. İsterseniz tahtadan yapın, fark etmiyor. Yaklaşık olarak sürülen elemanın uzunluğundan %5 daha uzun bir uzunluğa sahiptir. Yagen-Ten hesaplamalarında aslında bir formülizasyonu var. Şimdi dönemimizde artık daha formülizasyon kullanmadan birçok programla birlikte bunun simülasyonu, tasarımı yapılabiliyor. Ama buradaki işin özünü çok fazla kafanızı karıştırmadan ben mantıksal olarak size anlatmaya çalışacağım. %5 daha uzun oluyor reflektör, yani en arkadaki eleman, diponun arkasındaki eleman. Yönlendiriciler tahrik edilen elemandan neredeyse %5 daha kısa oluyor. Yani rezonans frekansı bölü, ya dalga boyu bölü 2. Ve antene maksimum yönlendirme sağlamak için kullanıldığından dipolün diğer tarafına yerleştiriliyor. Yani direktörden bahsediyoruz burada. Dipolün diğer tarafına, ön tarafına yerleştiriliyor. Üç tip elemandan oluşuyor. Malum az önce de bahsetmiştik. Yansıtıcı, besleme, yani driver, dipol elemanı ve direktör, yönlendirici elemanından oluşuyor. Antenin polarizasyonu ve merkez frekansını belirliyor driver eleman. Yani dipol dediğimiz bölüm antenin merkez frekansını ve polarizasyonunu, merkez frekansını ve polarizasyonunu belirliyor. Dipol için tavsiye edilen uzunluk 0.47 bölü dalga boyudur arkadaşlar. Hesaplaması onun üzerinden yapılıyor. Reflektör dediğimiz en arkadaki eleman, metal taşıyıcı veya herhangi bir plastik aksam da olabilir. Üzerine mont edilmiş bir dipolün sinyal geliş ve gidiş yönünden arkasına düşen ve yaklaşık olarak dalga boyu bölü 4 mesafeye yerleştirilen, yani dipolden bahsediyoruz, yerleştirilen düz bir borudan yapılmış anten elemanına yansıtıcı eleman denir. Yansıtıcının görevi vericiden gönderilen elektromanyetik dalgaları dipole doğru yönlendirmektir. Önden gelen sinyaller dipole, önce direktöre sonra dipole ulaşır ama dipolden kaçan sinyallerin bir kısmı da reflektöre ulaşır. Reflektörden dipole doğru yansıtma görevi görür. Aynı zamanda da arka bölümden gelen sinyallerin daha az alınmasını sağlar. Çünkü uzun olacağı için bizim çalıştırmış olduğumuz frekansa uygun olmayan bir uzunluk meydana getirdiğinden dolayı reflekt, yani yansıtma görevi görür. Dipolün ön kısmında dalga boyu bölü 8'e kadar mesafeye dipolün dış boyutlarında daha küçük bir çubuk şeklinde metal borudan yapılmış anten elemanına yönlendirici denir. Yani direktör denir. Neymiş? Dalga boyu bölü 8 uzunluğuna yerleştiriliyor. Dipolün dalga boyu bölü 8 uzunluğuna, yani dipol ile reflektör arasındaki mesafe ortalama dalga boyu bölü 8 kadar uzunluğunda olması gerekiyor. Anten dizisi içerisinde ne kadar çok yönlendirici kullanılırsa, yani direktör elemanı kullanılırsa, anten kazancı o kadar daha yüksek olur. Yansıtıcı ve yönlendiriciler aldıkları radyasyon sinyallerini dipol üzerine tekrar yayarlar. Böylece dipol üzerinde indüklenmiş bir gerilim meydana gelir. Ve bu gerilimi biz alıp cihazımıza indiririz. Şimdi burada bir Yagi'nin hesaplanması ile ilgili sabit formülizasyonlar var. Bunlarla çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ben bir örnek yapmıştım burada. Bu örnekte işte reflektör uzunluğu nasıl hesaplanır? Efendim dipol uzunluğu nasıl hesaplanır? Direktör uzunluğu nasıl hesaplanır? Reflektör dipol arasındaki veya dipolle direktör arasındaki mesafe nasıl hesaplanır? Formülü internet ortamında var. Oradan da bakabilirsiniz. Çok fazla da sizi kafanızı karıştırmasını da istemiyorum açıkçası. Haber Bey, birkaç soru geldi. İsterseniz tabii, onu da alayım mı? Tabii buyurun. Şeylerle ilgili. Buyurun. Yagilerde dipolün arkasına reflektör, önüne ise direktörler var. El telsizlerinin antenlerinin de yakınına bir çubuk konsa aynı Yagi gibi etkilenip daha iyi alır mı deniyor? Evet, aynen doğru.
Ama onu elinizle sabitlemeniz oldukça zor olacaktır. Öncelikle bir reflektöre ihtiyacınız var. Yani yansıtıcıya mutlaka ihtiyacınız var. Sadece direktör ve eltesinin önüne koymuş olacağınız tek bir çubukla, bir telle beraber çok fazla randuman alamayabilirsiniz. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Örneğin el telsizinizi bir metal bir tepsinin üzerine bıraktığınızda gelen sinyallerin yansıdığını ya el telsizine gelen sinyallerin çok arttığını ya da azaldığını fark edeceksiniz. Bunun gibi de düşünebilirsiniz. Mutlak surette arkada bir reflektörün olması gerekir. Direktörden ziyade arkaya koyacak olduğunuz, uygun mesafeye koyacak olduğunuz %5 daha uzun diyorum. Bakın dalga boyundan %5 daha uzun boyda bir reflektör koyarsanız el cihazınız, ama el cihazlarının antenleri yükleme bobinlidir. Yani o görmüş olduğunuz kısacık antenler aslında ya 5-8'dir ya çeyrek dalga boyundadır. Ya da işte diğer biraz önce de bahsetmiş olduğum uzunluklardadır. Onları bilmeniz gerekiyor. Sizin el telsizi anteninizin arkasına nasıl bir uzunlukta bir şey koyacağınızı kendiniz bulmanız gerekiyor. Şunu da yapabilirsiniz. El telsizi mesela kendinizi geliştirmek bağlamında 49 santimlik bir telle birlikte bir anten yapın. Hiçbir yükleme bobini vesaire olmasın. Direkt kendi uzunluğu olsun. Canlı ucu el telsizinin konnektörünün canlı ucuna girsin. Şasesine hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten cihazın gövdesi kendisi bir şase gibi, GND, GND gibi iş görecektir. Ve arka tarafına reflektör, %5 dalga boyu bölü 5 uzunluğunda bir reflektör yerleştirin. El cihazınızı sabit bıraktın. Reflektörü yaklaştırdığınızda reflektörü tuttuğunuz reflektörle cihaz arasındaki yönün karşı tarafına denk gelen taraftan gelen sinyalin arttığını göreceksiniz. Mutlak surette. Çünkü arkadan gelen sinyali reflekt edecek, önden gelen sinyali de yansıtıp, indükleyip el cihazının antenine tekrar gönderecektir. Böylelikle daha fazla indüklenme meydana geleceğinden dolayı el cihazının alaş hassasiyeti biraz daha artacaktır. Bir sorumuz daha var. Ben çok anlayamadım, evet. Ama size dile getireyim. Çevremizde VHF ve UHF'de genellikle vertikal antenler kullanıldığı dikkate alınarak projelendirme aşamasında dikey polarizasyonlu olması mı tercih edilmelidir? Dikey polarizasyonda olmasının tercih edilmesinin sebebi bizim sinyal alacak olduğumuz yönler tek bir yön değil malum. Eğer tek bir yönle çalışacaklarsa, sağ, sol veya arkadan herhangi bir sinyal almayacaklarsa yayı kullanabilirler. O zaman dikey polarizasyon, yani vertikal anten kullanmazlar. Dikey polarizasyon demek zaten. Ama şu da var, yayıları da dikey polarizasyonda kullanabilirsiniz. Bu sefer yani hangi yöne yönlendirmişseniz o yönde dikey polarizasyonda, özellikle rolelerin antenlerde dikey polarizasyon olduğu için yakın mesafelerde dikey polarizasyon gerekiyor. Fakat trafoymuş işte daha uzak mesafe VHF QSO'larında 300-400 kilometreyi geçtikten sonra sinyalin yataya döndüğünde hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Artık yatay polarizasyon anteni kullanmak gerekiyor. O işin ayrı bir teknik yönü. Anladım. Bir de şey sorulmuş. Reflektör sayısı artarsa ne olur? Reflektör sayısını artıramazsın. Reflektör sayısı tek olmak durumunda. Reflektörle dipol arasındaki mesafe uygun bir mesafeye getirildikten sonra tek bir reflektörle iş yapabilirsiniz. Reflektör sayısını şöyle artırırsınız. Yine tek bir reflektör arkaya koyduktan sonra reflektörün üzerine tam onun zıttı yönünde, yani T-maç şeklinde yaparsınız. İki tane daha reflektör boyunda tel koyarsanız çok daha fazla kapatmış olursunuz arka tarafı. Yani arkaya gidecek olan sinyal, arkadan gelecek olan sinyali tamamen kesmiş, öneden gelecek olan sinyali de tam indükleyerek dipole vermiş olursunuz. Ama aynı yöne iki reflektör, üç reflektör değil. Yani T-maç yapmanız lazım. Dikey ve yatay şeklinde reflekt etmeniz gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Ground yok denmiş. Dipol antenin uzaktaki kalkış açısı ne olur? Dipol antenin kurgulanma tipine göre değişir. Dediğim gibi çeyrek dalga ise eğer 90 dereceye yakın bir kalkış açısı var. Çok uzak mesafeye sinyal gitmese de sinyal çok yukarı kalkacağı için çok yüksek dağların, yani özellikle 2000-2500'ün üstündeki rolelere ulaşmak için
kesinlikle çeyrek dalga veya 5-8 anten öneririm. Diğer kolineer tür antenler, örneğin herkes bilir, İzmir yapımı Özmak mesela vardır. Kolineer yapar anten. Bir tane çeyrek dalga anten, bir de Özmak'ı deneyin. Aslında Özmak yapmış olduğu kolineer anten, kolineer mantığıyla yapıldığı için karasal olarak, paralel olarak düşünürsen çok uzak mesafelere daha iyi sinyal atar. Ama çok yüksek bir dağın tepesine ve siz de o dağa yakınsanız, sinyal atacaksanız eğer kolineer kullanamazsınız. Veya dağın tepesine kuracak olduğunuz bir role 2500'ün üzerindeyse kesinlikle kolineer anten kullanamazsınız. Hiçbir işe yaramaz. Yaymış olduğunuz sinyal kilometrelerce, 100 kilometre uzağa gider ama sizin istediğiniz yere gitme şansı yok. Hay. Sıra delta loop'larla ilgili sorulara geldi. Delta loop'lar konusunda da ufak bir bilgi alsak. Tabii olur. Devam edelim şeye, slaytlara. Delta loop'lar tam dalga anten. Ben kısaca değineyim ona. Bildiğimiz tam dalga anten. Yani işte 40 metre bandı diyorsak delta loop'un bir kendine az formalizasyonu var. O da işte 40 metre civarına, 40-42 metreye falan denk geliyor. Loop yapıyorsunuz. Yani bildiğimiz 40 metre kabloyu alıyorsunuz. Üçgen yapıyorsunuz. Bildiğimiz üçgen yapıyorsunuz. Bir ucunu canlı uç düşünün, bir ucunu GND, GND olarak düşünün. Ama delta loop'larda, az önce dedim ya, dipol antenlerde empedans 60 ile 73 ohm arasında değişir diye, delta loop'larda da 200 ohm civarında, 110 ohm ile 150 ohm arasında değişiyor. 110-120 ohm civarında çıkıyor genelde, iyi kurgulanmışsa eğer. 1'e 4 balonla birlikte 50 ohm'a indirgemek gerekiyor. Transform etmek gerekiyor. Yani 1'e 4 balon kullanırsanız çalışıyor. Bunun dışında bir de 75 ohm kablo ile formizasyonu var. Yaptığınız delta loop anteni dalga boyu bölü 4 oranında bir 75 ohm kablo ile devam edip ondan sonra 50 ohm kabloyu istediğiniz uzunlukta kablo ile birlikte istasyonunuza çektiğiniz zaman yine çok kazançlı bir antene sahip olacaksınız. Delta loop antenlerin en güzel özelliklerinden bir tanesi kapalı dipol oldukları için biraz daha az QRM alacaklardır. Bu da oldukça faydalı olacaktır. Bir de tabii tam dalga olarak sinyal atacakları için kuruluş açıları da çok önemli. Tabii vertikal polarizasyonda kurmak var, horizontal yatay pozisyonda kurmak var. Eğer uygun pozisyonda kurulmuşsa hep ben derim yagenin yavrusudur derim delta loop'u. O yüzden oldukça kazançlı antenler. Dipollerde hesaplamalara göre yaptığımız tel antenlerde teli kesmeden ayarlamak için yükseklik ne olmalıdır? Hiçbir zaman tel kesilmez. Bunu unutmayın arkadaşlar. Teli kesmiyorsunuz. Teli aynı şekilde alıp kendi üzerine geri kıvırıyorsunuz. O onu görmüyor. Çok yakın olduğunda geri kıvırıyorsunuz. O onu görmüyor. Ama işte trigonik mantığı dediğimiz zaman eğer teli ucunu aşağı doğru sarkıtırsanız onu anten olarak, uzunluk olarak görecektir. Dolayısıyla sizin severi oranınız değişecektir. Teli kesmeyip direkt geri kıvırıp üzerine doğru devam edin kıvırmaya. Artık o bölümü anten olarak görmeyecektir. Kesmeye yani gerek yok. Yapılan antenlerde kesmek kötü. Hayır kesmek. Kesinlikle. Bir metre bile olsa kesmeye gerek yok. Kapıştığınız anda anten onu artık aynen öyle. Faydam olarak hiç görmüyor. Hiç görmeyecek. Hay, devam lütfen. Burada da çeşitli antenlerin paternlerini görüyorsunuz. İşte en üstte bir yagi antenin paterni var. Arka bölüm çok fazla kapanmış şeklinde görüyorsunuz. Ön tarafa doğru çok iyi bir patern çizmiş. Reflektör ve direktör sayısının çok fazla olduğunu düşünüyorum bu görmüş olduğunuz antende. Arkadaki reflektör arka bölümden gelen sinyalleri engellerken direktör sayısı fazla olduğu için ön tarafa olan atımı daha fazla ve daha uzak mesafeye çok daha iyi sinyal attığını görüyorsunuz. Onun altında bir çeyrek dalga antenin paterni var. Bildiğimiz yüz yuvarlak bir çepeçevre patern oluşturmuş. İşte sol tarafta bir dipolün paterni var. Dipolün uç ve iki ucu arasındaki patern dar olmasına rağmen sağ ve soldaki paternin çok daha geniş olduğunu görebiliyoruz. Burada da vertikal... Evet, devam. Bu bağlantı noktalarındaki standart nedir? Dipolde veya yagide?
Dipol ve Yagi'de bağlantı noktalarında yapmış olduğun antenin ortası, yani feed line'ı, kabloyu bağlayacak olduğumuz yer, eğer dengeli dipol yapmışsanız 50 ohm'a yakınsa, birebir balon kullanarak, yön önemli değil, yani artısı hangisi taraftır, eksisi hangi taraftır gibisinden soracak olursanız, yön önemli değil, istediğiniz yöne bağlayarak birebir balonda çalıştırabilirsiniz. Veya 1:4 balonda, işte dengesiz bir anten, işte Windom gibi bir anten yapmışsanız, 1:4 balon ya da 1:6 balon kullanmanız gerekecek. 200 ile 300 ohm arasında değişeceği için, ona 50 ohm'a indirmeniz için söylediğim gibi 1:4 ya da 1:6 balon kullanmanız lazım. Yani o omajları 50 ohm'a dengeleyebilmek için balona giriş yaparak balon kullanırsanız çok daha iyi verim alırsınız. Her şeyden önce iniş hattı kablonuz bir anten olarak çalışmaz. Bunu engellemiş olursunuz. Bunun dışındaysa tam 50 ohm'u sabit olarak yakalamış olursunuz. Paterniniz daha da düzgün olur. Yani bu Yagi'deki bağlantı noktasının aralığı en az... Yagi, şimdi frekans yukarı doğru çıktıkça iyice yakın yapmanızda fayda vardır. Çok uzak olmaması gerekiyor. Örneğin 2 metre bandında genelde maksimum 1 santim, 1 santim bile yapmıyorum da yarım santim civarında bir aralıkta bırakmanız gerekiyor. Çok yüksek watt kullanmayacaksanız çok geniş yapmanıza gerek yok. Yani 1 santim hayatta geçmemesi gerekiyor zaten. Ama onun dışında yarım santim yeter. 4-5 elemanlık bir Yagi için yarım santim yeter. Onun da küçük bir hesaplaması var da benim slaytlarımın arasında yok. Dipolde? Dipoldeki ölçü? Dipolde de aynı şekildedir. Dipolde isterseniz 3 santim, 5 santim de yapabilirsiniz ama kısa dalga da çok da önemli değil. Yaklaşık 6-7 santim gibi bile yapsanız bile rahatlıkla çalışacaktır. Bu kedi bıyıklarında çoklu kedi bıyığı anten. Evet, trigonik antende aynı noktada birçok bant sağlayabilirsiniz. İşte 20 metre için, 20 metre bandı için 5 metre bir kablo. İşte yok, aralıkları soruyorum. Için. Merkez şöyle. Ortak bağlantı noktaları. Aynı noktada birleştiriyorsunuz, ondan sonra uzaklaştırmak durumundasınız. Ne kadar uzaklaştırırsanız çok sizin performans daha da artacaktır. Severi tutturma oranınız daha da artacaktır. Teşekkür ederim. Hemen bir araya gelen soruları ben şey yapayım. Tabii tabii, buyurun Volkan Bey. Soruları cümle halinde yazarsanız onları benim anlayıp çevirmem zor oluyor. Tek başına bir şey yazdığınızda onu ben yöneltmiyorum üstadımıza. Yagi Uda antenin empedansı nedir? Bir standart empedans tablosu var mıdır derler. Şimdi şöyle, Yagi Uda antenlerde kapalı dipol ve açık dipol şeklinde iki tür yapılabilir. Eğer kapalıysa 200 ohm civarında bir empedansı vardır. Açıksa 50 ohm empedansı vardır. Ama tabii bunları tam anlamıyla dengelemek için hem dipolle reflektör ve direktör arasındaki mesafe fark ediyor. Hem de uzunlukları fark ediyor tabii, haliyle 1 santim, 2 santim neyse. Gerek 75 ohm kablo ile dengeleme, gerek iniş hattı kablosu üzerine bir miktar boru takarak yine aynı şekilde aşağı doğru, hani iniş hattı kablosu yüksek frekansla oynuyorsunuz sonuçta. İniş hattı kablosunu sanıyorum ki yayın kesildi Hüdaverdi Bey'le. Düştüyse tekrar gelecektir. Beni duyabiliyorsunuz herhalde rahat olarak. Duyuyoruz Volkan Bey. Hay hay. Dediğim gibi aslında burada. Ama... Sunumu kaldı ama ekranda. Ay, sunum kaldı ama kendisini de ben takılı görüyorum Barış'ım. İlginç. Hadi bu soruyu Barış sana sormuş olalım. Derler ki manyetik loopları yan yana koyarak Yagi yapabilir miyiz? Cubicle quad gibi. Ya şöyle, aslında manyetik loop'un görünüşünün önüne yine bunu reflekt edecek ve arkasına reflekt edecek, önüne de direkt edecek elemanlar koyabilirsin. O da şeye döner zaten. Cubicle quad antenlere döner bir müddet sonra. Ama manyetik loop'un mantığı biraz farklı. Yani
manyetik loop'un anteni aslında içerideki o küçük tek çember, yani onu tamamen ateşleyen. O yüzden gerçekten ilginç bir soru. Modellemek lazım. Eznek hazır beleş olmuşken Eznek'i modellemek lazım onu. Belki onu da bu arada Oscar Mike geri geldi. O arada onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, anten modellemesi için kullanılan Eznek diye bir yazılım var. Eznek Fornek. Bu yazılım gerçekten 10 yıllardır bu alandaki en güzel, en kullanışlı programlardan biri. Bunun yazarı, ben artık emekli olacağım, bundan sonra da bu programı satmak ve buradan da para kazanmak istemiyorum dedi. Web sayfasına da son versiyonun kendisini koydu. İndirip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama bana soru sormayın, destek de vermeyeceğim. Ben artık emekli oldum dedi. Aklınızda olsun. Fırsat bu fırsat. Eznek'in bu halini indirip bir kenarda bulundurun. Çünkü herkesin, her amatörün bir gün ihtiyacı olacak. Öyle için bir linkini aşağıya, zaten yazdılar. Yasin Bey yazdı. Oradan indirirseniz harika olur. Bilal Bey, yine mic siz. Evet, zaten slide bitmişti. Arkadaşların sorularını alırsak daha iyi olur. Az önce düştü. Niye düştüyse bir şeyler oldu da. Evet. Sorusu olan varsa hemen alalım. Sizin sanırım bitti sunum. Evet, doğru. Yasin Bey'in bir sorusu var. Yasin Bey, buyurun. Benim şöyle bir sorum olacaktı. Bu RTL SDR'larda kullandığımız antenler var. Açılan, kapanan. Adını unuttum şu anda. Teleskopik mi? Ha, teleskopik antenler, aynen. Evet. Bunlarda mesela ben kendi anten analizörle yaptığım ölçümlerde kalınlık değiştiğinde antenin değerleri değişiyordu. SVR değerleri değişiyordu. Yani işte antenin üst tarafındaki kalınlıkla alt tarafındaki kalınlığın farklı olması anten performansını etkiliyor mu? Bunu soracaktım. Şimdi RL'le anten handbook'ta şöyle bir tabir vardı. Ben onu çok severdim. Yıllar önce okuduğum bir bölümündeydi. Havada kapladığın alan eşittir performans derdi. Şimdi o çok önemli bir şey aslında. Tabii ki kalın olduğu zaman performansı da etkiliyor. Çünkü kapladığın alan daha fazla oluyor. Çok fazla severe çok anormal derecede değişmez. Yani çok küçük değişiklikler illaki olur. Bu da tabii ucundan uzatıp kısaltma ile birlikte. Hatta sen dediğin antende de teleskopik olmasından tevellit uzatıp ya da kısaltma ile birlikte severeyi çok rahat bir şekilde düzeltebilirsiniz. Bir ekleme yapayım ben de Hüdaverdi hocam. Tabii tabii. Antenin severesini, yani standing wave ratio'sunu belirleyen ana şey antenin boyu ve antenin empedansı aslında. Antenin geri ne kadar yansıma yaptığı, yani duran dalga oranını belirler. Antenin Hüda hocamın söylediği gibi kapladığı alan ya da dış yüzeyinin alanı antenin bant genişliğini belirler. Örneğin çok ince bir telden 145 MHz 49 santimlik bir tane kablo kesip anten diye kullanırsanız çok kritik bir frekansta çalışır. Örneğin tam 145'i ayarladıysanız 144-995'te 145-005 arasında 10 kHz 20 kHz'de çalışır. Kalınlığını arttırmaya başladığınızda, yani şu büyüklükte diyelim ki bir parmak iki parmak borudan yaptığınızda onu görürsünüz ki o 10 kHz, 50 kHz, 100 kHz, 500 kHz, hatta 1 MHz'e kadar genişleyebilir. Böyle bir avantajı var ama boyunu aynı tutmak şartıyla. Bu yüzeyi genişletmek aynı zamanda ağırlığı da arttıracağı için başka teknikler kullanılır. Burada belki onu da bir başka zamanda şey yaparız. Evet, onu genelde tabii. Genelde şeyde biz çok kullandık onu. Vertikal antenlerde çok kullandık. Özellikle 160 metre çalışmalarında. Kapasitif head dediğimiz, kapasitif şapka dediğimiz olayı yaptığımızda anten bant genişliğini anormal derecede arttığını görürdük. Üstelik de boyu çok daha fazla uzatmamıza da gerek kalmazdı. İşte 1-2 metre boyu daha aşağı geliyordu. Onu da böyle bildiğimiz bir şemsiyenin aynısını düşünün. Antenin tepesine şemsiyeyi koyuyorsun. 160 metre bandında malum vertikalda boy çok uzundur. Yaklaşık 30 35 metre, 36 metreye falan denk geliyor. Kapasitif head'i yaptığınızda bu 30 metreye kadar ya da 27 metreye kadar düştüğü oluyor. Tabii o yapmış olduğunuz şapkanın boyuna, büyüklüğüne göre de değişiyor. Baktığınız zaman ileri doğru bir uzunluk yok ama bir alandaki bir büyüme, alandaki metalik alanı fazlalaştırma gibi bir olay ortaya çıkmış oluyor.
Bu da oldukça kalkış açısını da düşüreceği için, yani burada da düşük açı çok önemli. O tür antenlerde, vertikal antenlerde, özellikle kısa dalga vertikal antenler, dünyamızın yuvarlaklığını düşünürseniz düşük kalkış açılı bir anten kullandığınızda DX'e daha uygun gelir. Yüksek açılı bir anten kullandığınızda çok dik olacağı için sizin anteninizin yaymış olduğu açı sinyal atmosferin dışına kısa yoldan çıkıp gidip ve senin DX istasyonuna ulaşamayacaktır. Ama düşük açılı kullandığınızda özellikle işte dediğim gibi düşük bantlarda işte olsun fark etmez 40 metre bandında olsun. Hatta o açıyı düşürmek için şu yöntem uygulanıyor. Çok fazla yaptığım bir şeydir. Radyal sayısını fazlalaştırmak. Bu 2 metre bandında da geçerli aslında. Radyal sayısını ne kadar fazlalaştırırsan şey fazlalaşır. Yani bir yansımayı daha fazlalaştırıyorsun. Böylelikle kalkış açısında aşağı doğru tilti düşürmüş oluyorsun. Özellikle kısa dalgada çok işe yarayan bir yöntem bu yöntemde. Evet. Öncelikle Hüdaverdi Bey sunumunuzu bana mail olarak atmıştınız. Onu paylaşabilirim herhalde arkadaşlarla. Tabii. Öyle bir istek var. Önümüzdeki günlerde size sunumu muhakkak yollayacağım. İkinci konu bant genişliği demişken manyetik loop bant genişliğini arttırmak için ne yapılabilir? Manyetik loop'taki bant genişliğini arttırmak için. Manyetik loop'taki bant genişliğini arttırmak için ne yapmak lazım? Yani biraz zor bir iş aslında söylemek gerekirse. Şöyle ki belki iki tane kondansatör kullanırsın. İkisini paralel yapıp birini kullanır, bir diğerini kullanırsın. Bir roleyle vesaire. Gerçi orada role iş görmez. Çok fazla şılap oluşur. Çok fazla ark oluşur. Ama yani zaten manyetik loop'un kaplamış olduğu alan çok küçük olduğu için performans da bir o denli de küçük. Çok az bir performansa sahip bir anten. Ama tabii anten kurmaya yeri olmayanlar için ilginç bir çalışma. Hatta ben bile İstanbul'dayken 96-97'de manyetik loop'la çalışmıştım. Çünkü sitede duruyordum. Hani o anda anten kuracak yerim yoktu falan. Böyle balkonda birkaç ay öyle bir idare etmiştim. Oldukça düşük performans olmasına rağmen iş görüyor yani bir şeyler yapıyor yine. Peki boru veya çubuk kullanmak niye etkiler? Bant genişliğini mi, empedansı mı? Şimdi şöyle, boru veya çubuk az önce de söylediğimiz gibi eğer kalınlığını artırabilirsen, kullanmış olduğun o loop'taki borunun kalınlığını artırabilirsen bir kürerslik falan belki bant genişliğini biraz üzerinde çalışma yapmadığım için çok fazla bir şey söyleyemiyorum ama bildiğim mantıklara dayanarak söylüyorum. Biraz belki bant genişliğini artırabilir ama orada kullanmış olduğunuz kondansatör gerçekten çok önemli. 20 watt'ta bile şılap yapabilir, atlama yapabilir. Özellikle vakum kondansatör vesaire kullanmak gerekiyor malum. Zaten yapanlar da bilir. 40 metre yagilerde OptiBeam'in kuşgrafa üstünlüğü var mıdır? Varsa hangi özellikle? Kesinlikle, kesinlikle var. OptiBeam genelde HiQ dediğimiz trap yöntemi kullanıyor. Ben de aynı şekilde benim yapmış olduğum yagilerde de benzer trap yöntemleri var. HiQ yani kayıpsız trap dediğimiz olay hava aralıklı bir traptır. Hava aralıklı herhangi bir kutur üzerine, herhangi bir plastik veya bir menşe üzerine sarılmamış bobinden oluşur. Kuşgrafta ise bildiğimiz bir plastik ya da plastiğe yakın diyelektrik olan, elektriği iletmeyen bir materyal üzerine sarılmış incecik bir bobinden oluşmaktadır. Dolayısıyla o bobinin kaybı çok daha fazla ama hava aralıklı olan bobinin kaybı az ve bant genişliği daha fazladır. Hava aralıklı olan bobin neredeyse sanki bir o hattı devam ettirmişsin, anteni boydan hiç kısaltmamışsın, trap yani tuzak koymamışsın gibi çalışmaya yakındır. Dolayısıyla bant da daha oldukça fazla geniş olur. Traplı antenlerde özellikle telle sarılmış olan, ince telle sarılmış olan traplı antenlerde bant çok dardır. Bu yüzden OptiBeam'in antenleri performans en üst seviyededir. Birçoğu anten zaten full size. Full size oldu mu o performans konusunda konuşmaya gerek yok zaten. Orada eleman sayısı ne kadar fazlaysa performans o kadar iyi olmuş oluyor. Bu traplara bir şeyin üzerine sarmadan nasıl yapacağız? İşte yapılabiliyor. Dediğim gibi mesela benim web sayfamda da incelerseniz örneğin 40 metre bandında HiQ trap yaptım. Onda 8 milimlik, 6 milimlik, 8 milimlik alüminyum tellerden yaptım. Alüminyum teli güzelce bobin haline dönüştürdüğünüz zaman tabii onun çapı
vesaire birçok hesabı var. Mikroherre hesabı var. Yani her bir bobinin mikroherresi işte 10-12 mikroherreye yakın olması gerekiyor. Herhangi ortasında üzerine sardığın bir materyal da olmaması gerekiyor. Şimdi belki şeyden bahsediyoruz. Hani iki eleman nasıl duruyor diyorsunuz. Ortasında cam elyaf bir çubuk var ama çubuğun kalınlığı yani bir parmak kalınlığında bir şey. Onu zaten kırma şansı yok. Öyle bir acayip bir çubuk o. O tam ortadan geçiyor. Onunla bobin arasında oldukça fazla bir mesafe var. Fakat şeye söylediğim gibi, az önceki söylediğim gibi kuşkura fırın antenlerindeyse bildiğimiz işte şu tornavida diyelim. Tornavidanın üzerine bobini sarmış. Tamam, bununla da çalışır. Servereyi tutturursun. Fakat bant ya atıyorum 7100'de tuttuğunu, 1.0 olduğunu düşünün severenin. 7120'de 1.5'a çıkar. İşte 7080'de 1.5'a çıkar. Ama sen onu aynı noktaya HiQ dediğimiz hava aralıklı bir bobin sardığın zaman o 7150 ile bu sefer 7030 arasında severeyi 1.5 sağ sol baz alırsan bu kadar bandı genişletmiş olursun. Çünkü o bobin boyu büyüdükçe, bobinin boyu ortası boşaldıkça yüksek kazanç, yani hiçbir kayıp olayı, hiçbir demeyelim aslında, kayıp illaki var. Kayıp olayı en aza indirgemiş oluyorsunuz. Durum ondan ibaret. Hani mobil antenler gibi düşün. Kısadır boyu, yani atıyorum 40 metreye bir mobil anten yapacaksınız. Ne kadar tel kullandınız? İşte 1.5 metre tel kullandınız. Geriye ne kadar kaldı? 8.5 metre kaldı. 8.5 metre kabloyu bir bobin yaptığınızda, devamında tel yaptığınızda alın size 40 metre anten. İyi bir radyalınız varsa balkonda bile kullanabilirsiniz. Aslında çok basit mantığı. Böyle yani. Evet, çok teşekkür ederiz. Bu arada çok az yazıları bir durdurursanız, şu an bir link paylaştım. Bugün Hüdaverli Beylerin bizimle sunum yaptığı dosyayı ben WeTransfer'e attım. Şu dakika yazdığım chat bölümüne yazdığım linke basarsanız oradan da canlı olarak hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Bir hafta boyunca da orada duracak yayın. Bu yayında yazdığım HTTPS linkinden Hüdaverdi Bey'in sunumunu elde edebilirsiniz. Ara malzeme kestamit PTFE gibi malzemeler midir? Hadi bakalım. Ben genelde şey kullanıyorum ya, bu cam elyaf, cam şeyden yapılmış. Ona bir adı vardı da şimdi hatırlayamadım. Çok sert ama böyle anormal sert bir malzeme. Yine bu fiber antenlerin yapılan malzemesinden yapılmış bir kimyasal bir maddeden yapılmış şey. Çok sert bir madde. Kestamit de olabilir aslında. Önemli olan orada dielektrik ama çok sağlam. O iki kanadı da havada tutabilecek. Sıcaktan soğuktan etkilenip de bel vermeyecek bir malzemenin kullanılması. Önemli olan o. Yani dielektrik, elektriği iletmeyen bir malzemenin olması çok önemli. Yani karbon fiber çubuk kullanamıyoruz. Karbon da kullanabiliriz ama karbon fiber çubuk da kullanabilir ama onun bazıları maalesef iletken, yarı iletken durumda karbon olduğu için. Bütün karbonlar elektrik geçiriyor. Evet. Fiber büyük ihtimalle kullanabilir. Fiber. Olabilir. Karbon zaman bütün empedans değişir. Çünkü. Gider. Yani kullanırsın da bütün empedans ayarların değişir. Her şeyin. Hatta bir ara şey olmuştu ya, ben trap mı yapmıştık, bir şey yapmıştık ama yıllar önceden bahsediyorum. Ya bir türlü severiyi tutturamıyoruz. Trabı yaptım. Meğer şey nedir o soğuk silikon var ya, o soğuk silikon kafalarda bir şeyi sabitlemek için soğuk silikonla doldurdum. Hani yağmur girmesin falan hesabı. Ya Allah, bu severi neden tutmuyor? Yani trapı ölçüyorum, mikroherresi falan tutmuyor. Sarıyorum yine aynı, hesaplıyorum. Yani iyice artık şey yapmaya başladım. Sonra aklıma geldi, dedim ya bu işte bir terslik var. Tuttum silikonu avometreyle ölçtüm. Silikon direk iletken. Düşünebiliyor musun? Yani boşa kürek sallıyormuşuz. O yüzden kullanılan malzemenin dielektrik olmasına çok önem vermek gerekiyor. Evet, tekrarlıyorum. Biraz evvel bekleyen grubuna atmışım. Bekleyen de kimse yoktu. Linki bir daha attım. Oradan indirebilirsiniz. Bu akşamki Hüdaverli Bey'in sunumunun dokümanlarına oradan ulaşabilirsiniz. Serdar Bey buyurun, mic sizde. Volkan, bir küçük ekleme yapayım. Lütfen, bütün tabii ki. Bunlar, bir dakika Serdar Bey. Aynı zamanda GitHub'a da özel olarak koyuyoruz, amatörce sohbetler diye. Her videonun altına da ben ekliyorum linki elimden geldiğince. GitHub'da sonsuz süre duruyor, istediğiniz zaman indirebilirsiniz. Aynı zamanda hemen Barış böyle bir ekleme yapmışken ben bir ikinci bir eklemeyi daha yapayım. Evet, sayımız neredeyse 300'lere ulaştı. Sizlerden ricamız
Hani YouTube'da hep diyorlar ya, abone olmayı unutmayın. Alt tarafa da bir abone olursanız YouTube'da da izlenme sayıları mümkün olduğunca yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Bir dakika Hasan Bey, alacağım. Serdar Bey'deydi söz. Serdar Bey buyurun. Kolay gelsin. Tekrar teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oluyor. Hocama şunu sormak istiyorum. Şimdi böyle değişik YG anten olsun, Slim Sijem anten olsun, Maxon anten olsun, değişik denemeler yapıyoruz ama bazen denenmiş ve bilindi, çalıştığını bildiğimiz antenlerde ciddi anlamda sorunlarla karşılaşıyoruz. En azından kendim için söylüyorum. YG dahil Maxon, Slim Jim antenlerde severe kayık olduğunda ayarlamaya nereden başlamamızı tavsiye ediyor? Çünkü birçok nokta var kontrol etmemiz gereken. Bu konularda küçük tüyolar verebilir mi? Şimdi aslında çok basit. Şu mantığı hep aklınızda bulundurun. Örneğin severe nerede tutuyor? 145 MHz'e bir Maxon YAGI. Maxon da bir tür YAGI'dir, yönlü antendir. Yaptınız. 145 MHz'de çalışmasını istiyorsunuz. Ama bir ölçtürüyoruz ki anten 140 MHz'de 1.0 oluyor, rezonansa geliyor. Burada ne mana çıkarıyor? Sizin yapmış olduğunuz o Maxon'un uçların, yani bu kablonun uzunluğu çok fazla. Yani 1 santim kesip tekrar gözlemleyin hem kendinizi geliştirme bağlamında. Anten uzunsa eğer severe aşağıda tutacaktır. Antende kullanmış olduğunuz malzemeler kısaysa severe yukarıda tutacaktır. Baktınız 150 MHz'lerde falan diyor. Ha, o zaman siz yapmış olduğunuz her ne kadar formülü oysanız dahi kullandığınız elektrik telinin, bakırın, işte bobinin, kablonun hepsinin bir fonksiyonu var. Onlarda farklılık olabilir. Bir de kesinlikle şunu unutmayın. VHF'de asla ve katiyen ince kablo kullanmayın. Sakın ha. Asla. Hiçbir şekilde severe tutturamazsınız. Tutuyor zannedersiniz ama siz 3 metre de olsa 10 watt basarsınız. Antene kadar ulaştığında kesinlikle 1 watt anca düşer. Emin olun bundan. Defalarca spektrumda testler yaptık. 7 metre kabloda 7 metre kabloya 7 watt bastık. 3,5 watt kaldı. Bunu test edebilirsiniz spektrum varsa. 7 metre kabloya RG58 bildiğimiz aslında kötü de bir kablo değil. Yani böyle maalesef RG58'de o shield'in dışına çıkıyor. Artık deliyor çıkıyor. Hele hele UHF'de hiç söylemiyorum yani. UHF'de hiç de bir şey kalmıyor. Hayal çok güzel. Önemli. Yani. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Ben bu arada şimdi aklıma geldi. Geçen antenleri çektiydim. Size isterseniz onu göstereyim drone'la. Hem onu gösterin hem de güzel bir soru. Tamamen genel bir soru. Anten yer beğenir mi? Antenin yer beğenmesi nedir? Hanımlara tabii yer beğendiriyoruz, şey yapıyoruz da anten de bu kadar seçici mi? Yer beğenme konusunu biraz anlatabilir misiniz bize? Evet, anten yer beğenir. Anten nasıl yer beğenir? Eğer çok metalik bir alana yakınsa yer beğenme ya da beğenmeme gibi red durumu olabilir. Metalik alandan uzak olacak antenimiz. Metalik alana yakınken severeyi tutturursunuz ama kesinlikle paterniniz düzgün olmaz. Hep şu mantığı düşüneceksiniz. 2 metreye bir anten kuruyorsanız benim şu çatı gibi metalikse mutlaka 2 metreden yüksek olacak. Kurduğunuz şey, yani anteniniz 2 metre üstü olursa alacak olduğunuz performans maksimum olur. İşte 20 metre bandına kuruyorsanız mutlak surette 4-5 metre, yani 5 metre minimum saca uzak olması gerekiyor. Şurada videoda en sağda şey, duran antenin en altındaki radyaller niye o kadar tavana yakın? Şimdi bu radyal değil. Aslında bu kapasitif head'ti ama yukarıda durduramadım. Bu 160 metre vertikal. Şimdi bir dakika şöyle geri geleyim. Biraz daha. Şurada dibinde bu kapasitif head, kapasitif şapkaydı. Bu aslında vertikal aşağı 14,5 metredir bunun boyu. 160 metre bandında. Ben çatıyı komple radial ground olarak kullandım. 14,5 metre yukarıya, aşağı yukarı bir zannedersem 10-12 tur bir, tabii mikrohenrisi aklımda değil, bir bobinle birlikte ama high Q bobin. Dibinde bir pano kutusu var onun içerisinde. Onunla birlikte meç ettim. 160 metrede inanılmaz bir performansa sahip. Yaklaşık 1-2 kW'da basabiliyorum. Hiç sıkıntı yok. Birçok da onunla ilgili işte
plaketler hep orada 160 metre ile ilgili. Bir de ilk defa hayatımda bu yarışmaya katılamadım. Onda rahatsız olduğum için katılamadım. 160 metre kontese. Bir de karşılığın kimse olmayacağı için, malum 160 metre uzak bandı değil. Kimse olmayacağını düşünerek, çok fazla kalabalık olmayacağını düşünerek, keza öyle de olmuş zaten. Katılmadım. Ha, diyeceğim oydu. Yani dalga boyu bölü 4'ü hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Antenin yer beğenmeme durumu ondan kaynaklanıyor. Traplı anten kullanırsınız. Boydan kısaltılmış bir 40 metre dipolünüz vardır. Yeriniz yoktur. İşte 10 metre toplam boyunda işte bir anten yapmışsınızdır. Uçlarında trap vardır. Trap metale yakın olduğu zaman severi tutturma oranınız çok zor. Mutlak suretle uzak olması gerekiyor. Yer beğenmeme dediğimiz olay yok. Sizin trapler biraz böyle kocaman, babacan, pek alıştığımız Yagi gibi değil. Neden? Evet, 40 metre bandında az önce bahsetmiş olduğum işte HiQ trap dediğim olay. Yani orada hem trap yapmaya çalıştım, hem de o trabı bir anten gibi kullansın, band da çok geniş olsun diye öyle tasarladım onu. Birçok ünlü markada benzer şekilde tasarımlar yapmış. Tabii bu benimki ölçüler farklı. Ben bunu NMNA, az önce NZEK programını önermişti Barış Bey. Tabii NZEK programı olduğu için, ücretli olduğu için o zamanlar onu kullanmıyorduk. NMNA programını kullanıyorum. O programla tasarlamıştım birçok denemeyle birlikte. Hatta bunun rotary dipolünü de aynı şekilde yapmıştım. Rotary dipolü de oldukça performanslı çalışıyor. Birçok arkadaş da var şu anda, benzerini yaptılar. Demek istediğim, hava aralıklı olduğu için bobinler oldukça büyük. Yani şöyle şu şekilde bir şey. Orada öyle gözüküyor. Şu şekilde evet. Falan denk geliyor yani. Evet. Hasan Beylerin bir sorusu vardı. Hasan Bey buyurun. Bu hava aralıklı dediğimiz traplarda gerçekten içinde bir şey yok mu bunun? Hayır, plastik yok. Plastik boruya sardığın zaman hava aralıklı olmuyor mu? Yok, olmuyor. Bakın ben size onu da göstereyim, olmasa var çünkü fotoğrafı. Yasin Bey, birazdan sizi alacağım. Bir görelim hava aralıklı setleri. Alüminyum borudan sarıyorsun değil mi? Alüminyum telden sert mi olacak o zaman? Tabii üzerine sert oluyor. Sardığınız malzemenin dielektrik sabiti önemli. Her malzemenin bir dielektriği var. Ne kadar havaya yakın bir şeye sararsanız veriminiz o kadar yüksek olur. Onlar nasıl duruyor orada? Hava aralıklıysa bakın şuraya. Anteni nasıl tutturuyorsun oraya? Telleri. Şimdi ben onu da göstereyim. Şunu görüyor musun? Bunlar her biri biraz trap. Şu an videonuzu paylaştığınız için bir tek onu görüyorum. Pardon. Hemen onu da. Bir de uygulamalı olarak şu anten dizayn ettiğiniz yazılımda böyle bir trap birlikte nasıl planlıyorsunuz? Tabii onu da bakarız. Derler. Evet. Şu an zannedersem geldi. Gelmiş geldi. Şurada görüyorsunuz, bakın şu aralıkları sabitlemek için kullandım. Teflon kullandım. Teflona delik delip tekrar geçirdim aralıklarından. Ondan sonra da üzerine özel bir silikonla, şurada kaymalar meydana gelmesi, masif kaymasına neden olmaması için özel bir dielektrik olan silikonla birlikte üzerine geçtim. Şurada da zaten geri gidelim. Tie wrap yapmışsın ileri geri kaymasın diye. Tabii o çok önemli. Şuna bakabiliriz. Şimdi senin sorun. Kuşgraf'ın ara ekleri gibi aynı şekilde. Yok, Kuşgraf'ınki böyle değil. Kuşgraf'ınki biraz daha tek bir bobin, bildiğimiz bobin üzerine sarılı. Şu ortadaki. Onlar da yalıtkan, böyle içine bir parça koyup üstüne de sanki meç gibi bir boru daha geçirmiş. İçini ben parçaladım. Evet, yok işte o işte HiQ olarak geçmiyor. Standart bildiğimiz trap şeklinde geçiyor. Ben hiçbir şekilde bunun üzerine kar da yağdı. Hatta iki defa devasa bir fırtına geçirdik. En ufak bir şey olmadı. Bu arada 6063 alüminyum kullanıyorum ben. 6063 ne sert ne yumuşak alüminyumdur. Hafif esnek bir alüminyum olmasından mütevellit kırılma olayı da meydana gelmiyor. Yaklaşık 3 sene önce bakım yapmıştım en son, şu anda. Bu sene yine bir bakımı. Korozyon ve oksidasyona karşı. Yok. Hiçbir şey yok. Şeylerde üzerlerine bir. Tabii. Eleksual mutlak suretli olması gerekiyor. Her alüminyumda olduğu gibi oksidasyon olabilir. Ama eleksual varsa olmuyor. Ortadaki yalıtım malzemesine.
İşte o az önce bahsetmiş olduğumuz fiber, cam elyaf özel bir madde bu. Onun bir kodu vardı bende. Burada da işlemiş olmam lazım onu. Biraz zoom yapabilir misiniz ona? Bir dakika. Bu arada 160 metre vertikali yıldırımdan nasıl koruyorsunuz Hüdaver Bey? Yıldırım çekmiyor ki. Neyini koruyacağım yıldırım? Belki Bey yıldırım çekmiyormuş efendim. Yok yok hiç. Bugüne kadar öyle bir şey görmedim. Bizim Karadeniz bölgesi hiç yağmuru yıldırım eksik olmaz ama şükür olsun öyle bir şey görmedik. Şimdi benim anten sistemleri tabii konuyu açıyor devam ediyor. Şöyle zoom'da daha yaptım. Daha önce söylemiştiniz. Sizde komple devre kesici bir şeyden evet aynen öyle. Ben buradan sistemi kapattığım zaman şu an yukarıdaki role sistemi tamamen devre dışı kaldı. Hatta 160 metre ve 80 metre aynı vertikal üzerinden çalıştırıyorum. O kabinatın içerisinde vakum roleler var. Vakum roleler hemen sistemi zaten ben yani burayı açmasam benim bütün anten sistemleri devre dışı kalıyor. Artı yukarıda teras katımda başka bir çalışma ağır iş çalışma odam da var. Orada işte lineer vesaire buradan remote kontrol ediliyor. Onun band seçimi falan olsun her şey buradan elektronik olarak seçiyorum yine kendi yaptığım bir şeyle. Kapalıysa eğer enerji yoksa tamamen devre dışı. Benim buradan onaylamam gerekiyor. Yani anteni seçip görüp işte 160 metre vertikal onay bitti. Onayladığım zaman sistem devreye giriyor. Daha evvelki programlarımızda Hüdaverdi Bey yine konuğumuzken bunları detaylı olarak bütün masasında tanıtmıştı. Belki programlardan da takip edebilirsiniz. Hocam bir dostumuz bana WhatsApp'tan da atıyor. Aynısını Pimaş boru üzerine yapmış. Bir sorun olur mu? Çalışmaması için bir sebep yok. İlla ki çalışır ama tabii dediğim gibi şey olayı. Performans olayı. Sadece düşebilir. O da onu çok da fark etmez açıkçası. Hüdaverdi Bey bu kullandığınız boru ekstrüzyon fiber olabilir mi? Ya şu an hatırlayamadım tabii o yüzden üstünde, cevap veremedim de. Üstünde lifli, baktığınız zaman lifli. Lifli mi? Aynen öyle lifli. Çok sert ama yani böyle acayip bir şey. Tamam Volkan PVC borular güneşte bir müddet sonra artık bırakılıyor. Tabii kendini. O olmuyor. O kullanılmıyor yani, ama şey lifli... maddesinden o fiber antenlerin maddesi var ya fiber lif. Ha, o liflerden. Cam elyaf kaplı. Ha, cam elyaf kaplı olabilir tabii. Yani şöyle bir şey var. İp bobini düşünün. Bir tane borunun üstüne yürüyen bir araba var. Bu ipi başlıyor sarmaya. O arada ıslandığını düşünün. Bunun üst üste git gel git gel. Sanki vinç tamburuna halat sarıyormuşsunuz gibi düşünün. Gidip geldi evet. Defalarca X yapıyor. Mukavemet oradan geliyor. Bir de ağır malzeme bir şey böyle baktığın zaman aslında. Nasıl? Bu malzeme kolay bulunabilen bir şey mi? Bulunuyor ama böyle santim santim satılıyor. Şeyde en güzel örneğini şeyde görürsünüz. Bu olimpiyatlarda sırıkla atlamacılar vardır. Sırıkla atlamacılar koşup koşup bu sırıkla atlarlar. O sırık om şekli alır sonra düzelir. Onun, o malzeme midir? O aynı yöntem. Üretim yöntemi aynı ama onda kullanılan reçine ve elyaf farklı. Özellikle onda bazılarında karbon kullanıyorlar. Oradaki mesele o borunun o kadar esneyip geri gelip hafızalı halde geri gelebilmesi. Bize öyle bir şey lazım değil. Bize sadece onun daha alt kademelerinde üretilmiş. Mukavemetsel olarak. Olmaması bir de hani doğru düzgün bir şey istiyorsan UV katkılı reçine kullanırsan güneşe de daha çok dayanımı olur. Hay hay bilgiler için teşekkür ederiz. Emin'cim söz sende. Volkan abi ben de bir şeyi paylaştım özür dilerim Emin abi. WhatsApp resimlerini paylaştım chat'e. Hay hay. Oradan da bakabilirsiniz chatten. Emin'cim top sende. İyi akşamlar Hüdaverdi Bey. Şeyi soracağım. Tabii cam elyaf dedi. Onu sonra Teoman'la konuşacağım o malzemeyi. Ama 160 çok çalışmayı sevdiğim bir banttır. Çok da şey. Hoş bu seneki konteste katıldım ama antenim verimli değildi. Yani yaptığım antenlerde de problem vardı. Bir de kış sebebiyle antenleri ben de çok fazla hareketlendiremedim. Onun için çok şey değil. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. CW'de vardım. CW'de sonuçlarda RAV sonuçları da açıklanmış. İyi fena değil ama daha iyi olabilirdi. Şimdi şeyi soracağım.
160'da vertikali, sizin bu vertikali yapmayı planlıyorum. Sayfanızda veya bir yerde detaylar var mı? En ya ince da... detayına kadar. Hangi civatayı tamam. kullanacağınız bile var. Tamam. O zaman ben sizin Öyle sayfadan mi? Bulurum. Çünkü 160'da bir tane vertikal şart. Hatta elimde... Şey çok iyi oluyor. Yani saç çatısı olan için çok ideal. Çok kolay. Benim şöyle saç çatı değil maalesef tahta ve şey. Yani çok radyal kullanacaksınız o zaman söyleyeyim yani. Ben aslında bahçeye koymayı düşünüyordum. Bahçeye koyarsam çünkü iki katlı bir ev. Bahçeye koyarım. Bahçeye çok radyal çekme imkanım var. Hani ne diyeyim. Zaten yere yatıracaksınız radyal. Önemli değil. Aynen öyle. Aynen öyle. Bahçede radyali o şekilde halletmeyi düşündüm. Yoksa radyal istediği evet malum. Çok teşekkür ediyorum. Oradan bakarım ben. Evet. Çok teşekkürler. Bu arada ben bir şey eklemek istiyorum. O aradaki malzeme hani lifli mi sorusunun cevabı lifli değil sanırım. Çok cama benzeyen kırılmaz bir malzeme o. Bunu ben aslında önceden aklıma gelseydi nereden aldığım bile bulur. Onu tam olarak incelerdik karakteristik özelliklerini ama bayağı bir araştırmıştım ben, o zamanlar. Ben şeyden aldım. Bir buçuk metrelik boyuna bütün antenden daha fazla para vermiştim. Ben de o şey için. Aynen çok pahalı biliyorum çok pahalı. Yagi antende ortadaki driven elemanın İki kutbunu birbirinden ayrılmak için CNC'de işleyip iki tarafını alüminyum geçiriyordum. Çok pahalı bir malzeme. Sanırım cam ağırlıklı bir malzeme. Şey de değil. Böyle porselen cam gibi çok sert bir cama benziyor. Yeşilimsi bir rengi var. Yeşil mavi arası. Bunu bana İsmail Hocam özür dilerim. İsmail Hocam önermişti. TA9 Juliet malum polimer kimya profesörüdür kendisi. O önermişti. Olursa bundan olur demişti. Aslında öyle o da bulmuş. Galiba buralarda belki İsmail Hoca TA9 yazdım ama şey ben kendisine önümüzdeki haftalarda bu materyalle ilgili kendisinden sunum isterim. Muhakkak paylaşırız. Olur. Ben Ak Metal'den almıştım Ankara'da. En pahalı malzeme oydu. Dükkana gidip sorulabilir. Evet. Birazdan da sizlerle Tıraç İzmir Dernek'te kullanılan 40 metre Rotary dipolünü paylaşacağım. Dostumuz atsın. O arada Burak Bey'in bir sorusu var. Burak Bey buyurun. Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Öncelikle bilgiler için çok teşekkürler Üstad. Çok faydalı oldu eminim ki. Ya arada ufak bir telefon maceram oldu. Belki kaçırmış olabilirim ama şüphesiz sorulmuş da olabilir belki. Bu anten için kullanılan işte karbon fiber, cam fiber vesaire genelde aslında burada hiç pratikte kullandığımız bir olay var. Birçoğumuz aşinadır muhtemelen. Tatlı su balık oltası. Özellikle ama metraj içerisinde açısından. İçerisinde karbon karışıksa işte orada iş değişiyor. Evet karbon yani o sıkıntı tabii ki. Ama onun çevresinde de sonuçta izolasyonlu bir hani anten olarak kullanılabilecek şekilde bir kablo yapısıyla. İşte tek damar NY'ye hani çok hızlı bir anten kurulum. Hani portatifte veya anten olarak yapabilirsiniz. Biz sadece trap'ın ortasına konulacak materyal olarak hani trap'ı görmemesi açısından, trap'ın onu bir iletken olarak görmemesi açısından düşünce bağlamında demiştik ama anten hani balık ortasına falan böyle hani anten yapıyorlar. 1:9 balonla vesaire evet. Hızlı bir şekilde işte 1:9 balon kaç metre uzatabiliyorsan uzatıyorsun falan. Onlar da olur. Onlarda hiç sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi şöyle orada da yaşadığım bir tecrübeyi ufak bir söyleyeyim. Hani genellikle tatlı su balık oltası pek kırılmaz diyorlar. 3 tanesini kırdım. Çok rahat bir şekilde. en son takacağım artık çift balık oltasını beraber yan yana kullanacağım. Mukavemet arttırmak için. Bu bir. Bir ufak bir sorum daha olacak son olarak. Isıyla dayalan makaronlar. Evet. Bunlar da sonuçta elektrik ama bunların kullanımı sonuçta frekansı ne şekilde etkiliyor veya kötü bir etkisini gördünüz mü? Bence hiçbir etkisi olmaz. Çünkü plastik karışımlı bir şey. Ben daha doğrusu hemen hemen her yerde kullanıyoruz. Ben diyeyim herkes kullanıyor. RF bölümlerinde de çok yoğun bir şekilde kullanıyorum. Hiç bir şeyine denk gelmedim açık söyleyeyim yani. Bir tek silikonda denk geldim. Silikon kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Bildiğimiz o sıvı, soğuk silikonları. Siyahını kullanmamaya dikkat edin. İşte iletken olup olmadığını ölçmek gerekiyor ohmetreyle. Üstelik de yüksek ohmajlara da bakmak gerekiyor. Okay, bazı modeller iletiyor. Çok teşekkürler arkadaşlar. Hüda Hocam benim bir sorum var. Şimdi antenin kazancı önce olarak geçmiş olsun tekrar.
Teşekkür ederim, sağ olun. Önce zaten anteninizi zaten görüyorsunuz, arka planda mevcut. Gördüm, evet. Şimdi antenin kazancı işte 6 dB, 8 dB, 10 dB olarak deniyor ya. Bu evet. Neye göre hesaplanıyor? Bu bir. İkincisi 40 metre için rotary dipolü ben web sayfanızda göremedim. Şimdi normal şöyle, rotary dipolü onu makale haline getirip koyamadım daha oraya, açık söyleyeyim. Hani getirdim de daha koymaya fırsatım da olmadı açıkçası. Trabzon'da birkaç arkadaşa yaptık. Oldukça başarılı oldu. Yani çok çok iyi performans. Abi verdi. O zaman bekliyorum ben. Çünkü senin böyle... Şunu da yapabilirsin. Çok aslında kolay. Benim o 40 metre yayının tek sadece driver bölümünü, dipol bölümünü yapıyorsun, takıyorsun, bitti. O zaten rotary dipol. Şey, o kadar mı yani? Gene boy falan gene aynı değil mi? Tabii tabii, her şey aynı. Tek eleman olmuş oluyor. İkinci, sadece reflektörü yok. Tabii reflektör yok, bum yok vesaire. Öyle yaptık biz de. Bir arkadaşımıza iki eleman Yagi yapmıştık. Sonra ya iki eleman Yagi koymaya yer yok falan filan derken dedik ki bunu bölelim, iki arkadaşa yapalım o zaman. Kardeş payı olsun. İki tane rotary dipol çıktı. TA7 Kilo ile TA7 Oscar kullanıyorlar. Hatta 7 Oscar'ı da gördüm, buradaydı galiba. Kendisi de mikrofona müsaitse performansını anlatabilir. Oldukça geniş de bant. Geniş alan kapsıyor. Evet. Bant aralığı oldukça geniş. Çünkü havaralıklı trap olduğu için. Onun dışında performansı çok iyi. Yani müthiş çalışıyor artık. Boy da uzun olunca 14 küsür metreye yakın. Neredeyse full size'e yakın. O yüzden iyi çalışıyor. Kalkış açısı falan da çok iyi. Peki trabı mesela biraz daha büyütsek, boyunu kısalsak toplamda anten boyunu? Bant daralacak bu sefer. He. Bant doğru daralacak. Hatırladım. Doğru hatırladım abi, hatırladım. 10 metre tamam. De yapabilirsiniz yani. Kazancı. Tabii oradan ödün veriyorsunuz bu sefer. Yok yok. Hazır sorusu gelmiş. Kazancının nasıl oluyor mesela? Şu anda mesela bizim bu kullandığım anten mesela benim. Sizin işte yaptığınız 7 elemanlı yakının işte 10 dBi kazancı var. Eleman sayısına göre kazancı. 10 dBi şöyle. 10 dBi değil. O şekilde hesaplanmıyor. 2 eleman olan, 3 eleman olan, 4 eleman olan şeklinde hesaplanıyor. O 2 eleman, o 10 metreyle 15 metre 2 eleman, 10 metre 3 elemandır o antenle. Doğru. O şekilde hesaplıyorsun. Kısa dalgada kazançlar biraz daha yukarıda ama 2 metre bandına veya 70 santime çıktığın zaman eleman sayısı çok daha yüksek. 10-12 dB için 7-8 elemana ihtiyaç duyuluyor. Eleman sayısına göre hesaplama yapılıyor. Program genelde hesaplıyor onu, tamam. Eleman sayısı dediğimiz direktör öndeki. Evet, evet, aynen öyle. Tamam abi, okey. Yani 3 eleman olmuş olsa o anten dehşet çalışır. Tamam. Onun 3 elemanını şeye... TA4 Alpha Uniform'a tasarlamıştık. Kendim yapma fırsatım olmamıştı. O bir süre kullandı, sonra sitedeydi falan, problem çıktı. Söktüler, aldılar aşağı ama çok iyi çalışıyordu yani. 11 eleman. Bu arada bir soru geldi. O soruyu aldıktan sonra İzmir'de TRAÇ İzmir Şubesi'nde 40 metre rotary dipol yapılmış. Onun bir videosu paylaşıldı. Onu size izlettireceğim. Hemen ondan evvel... İki eleman Yagi'de hangisinden vazgeçersiniz? Reflektörden mi, direktörden mi? Direktörden vazgeçilebilir ama reflektörden vazgeçmek imkansız. Çünkü Yagi olmaz o zaman. Arkada herhangi bir reflekt, yani yansıtıcı bölüm olmayacağı için. Direktör koyduğunuz zaman 3 elemana çıkar. Driver eleman zaten mecburi, bildiğimiz dipol bölümü. Yani dipol ve reflektörden oluşan 2 eleman olmuş oluyor. Bir direktör eklerseniz 3 eleman olmuş oluyor. Bu sefer paten daha da daralıyor ve daha ileri atım oluyor. Daha performans daha da artıyor. 3 eleman olursa daha iyi olur tabii ki. Özellikle kısa dalga aşağı banda indikten sonra işler değişiyor. Hay hay. Bir hemen ekran paylaşıyorum. Görünüyor herhalde. Neden oynatılmıyor? Pekala. Bir daha bakalım. Abi bende olması lazım. Aynı video galiba. Ben de bakıyorum. Ekranı niye fixlendi? Bana izin vermiyor senin ekrandan. Pekala, ben bir şey paylaşayım. Buradan da şunu kapatayım ve tekrar paylaşayım. Burada büyüteyim. Şimdi görünüyor mu? Görüntü var mı? Oynuyor oynuyor. Bu A3S. Volkan çalışıyor. 20 metre kulede, rotary dipolde sağdaki kulede olsa gerek.
Neredeydi? Anten evet, kablosu ne bunlarda abi? 213. Bu rotary dipol. Sağa sola esnemesin diye tamamıyla... Tango Alpha 3. Aynen. Samet'in abi burada mı? Yok. Evet. TH3 Lima Hotel Otel'in yaptığı bir anten. Büyüyor mu bu? Büyümüyor. Pekala. Böyle bir şey paylaşalım dedik. Peki sorusu olan varsa lütfen buyursun. Yavaş yavaş konuyu değiştireceğim. Hüdaverdi Bey, bütün anlatımlar için de teşekkür ederiz. Bütün bilgileri zaten buradan paylaştık. Evet, teşekkür ederim. Bir şey istiyorsanız Tango Alpha 7 Oscar Mike web sitesinde bütün hepsi var. Bütün detaylar var. Özel bir sorunuz olursa zaten biz Hüdaverdi Bey'i bolca meşgul ediyoruz. Kendisi de sağ olsun hiçbir şeyi kaçırmadan bizlerle paylaşıyorlar. Teşekkür ederiz. Her türlü şeyi sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz katılımlardan dolayı. Evet. Ağzına sağlık abi. Sağ olun. Sorusu olan var mı? Evet. Hemen ilginç bir şeye geçeceğim. Atladığım inşallah soru yoktur. Bir tane de bir anten vardı sorusu. Bugün çok fazla soru geldi. Tek bir tanesini atladım diyebiliyorum. Bir anten modeli soruldu. Onu da kullandınız mı diye. Bakayım bulabilecek miyim? Bayağı yukarıda kaldı o. Yok bulamadım. Biraz daha bakacağım. Kafama yazmıştım ama. Volkan abi ben bu arada bir şey sorabilir miyim? Hüdaverdi abi sen bakarken. Abi bu TCZ500'ü kullanıyoruz. 213 yerine bazen. Bu 213 ile TCZ500'ün arasında bir fark TCZ500 var mı? TCZ500 daha iyi. Daha iyi bir kablo. Çünkü ha, üzerindeki şildi hem folyolu olması hem de daha kalın bir şilde sahip olması özellikle yüksek frekanslarda daha iyi işe yarıyor. HF'de tabii ki iyi. Aslında TCZ500'ün ortası bakır olmuş olsa tadından yenmez de son zamanda bakır fiyatlarının fazla oluşuyla alüminyum boyama bakır yaptılar. Ama RG213'ten çok daha iyi. Yani bakır renk görüyoruz ama o bakır değil anladığım kadarıyla. Yok yok, ortası alüminyum onun. Anladım abi. Çok teşekkür ederim. Çok evet, soruyu buldum. Alpha Whiskey X-Ray anten denediniz mi veya bilginiz var mıdır? Yok, denemedim. Duymuştum sadece, hiç de ilgimi çekip incelemedim açıkçası. Nedir bu antenin şeyi? Bilgisi olan varsa lütfen söz alabilir. AWX anten. Ömer Bey de katıldı sanırım programa. Kendileri de bu akşam burada. Ömer Bey iyi akşamlar. Burada mı? Herhalde gitmişler. TA2. Bravo. Yok, biraz evvel geldiğini görmüştüm. İki anten üstadını aynı yerde görünce... Keyifli. Peki tekrar teşekkür ediyoruz bütün paylaşımlar için. Efendim bugün ikinci bir konumuz İstanbul'da ilginç bir müze mi diyeyim? Müze. Bugün Barış benimle paylaştı. Şimdi ben onun görsellerini sizinle paylaşacağım. Şunu bir kapatayım. Sonra da neresi olduğuyla ilgili bilgiler vereceğim. Hemen şuraya geçeyim ve ekranımı paylaşayım. Görebiliyoruz değil mi? Görünüyor derseniz devam edelim. Görünüyor. Evet. İstanbul'un göbeğinde ilginç bir müze. Özellikle Emin'cim arada sen söz alabilirsin. Bunların ne olduğunu biz bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum şu an. Herhalde besleme ünitesiyle alakalı. Eski cihaz olunca hemen Emin'e kaçıyorum anında. Yavaş yavaş geçiyorum. Cihazlar hakkında bilgisi olan olursa lütfen aralarda versinler. Bir liste var Volkan ileride. Evet. Var. Aslında listeyi açarsan önce çok daha güzel olabilir. Listeyi açayım. Pekala. Nerede listemiz? Sararmış bir kağıt. Sararmış kağıda zoom yapalım. Evet. TA4 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletme Müdürlüğü. TA4 1,5 kilovatlık ne bu?
Herhalde lineer mi? Önce biraz burayı inceleyin, sonra cihazlara tekrar geri döneceğiz. Okunuyor herhalde. Evet, Marconi'nin anteni var, Philips'in besleme üniteleri var. Başta söylediğin gibi bu aslında Türkiye'de, yandaki yazıyı bir açar mısın, bir sonraki yazıyı? Sonra buna hemen bakalım dersen. Çünkü bu konuları Teoman açmıştı ilk sanırım, konuşmaya başlamıştık. Algıda seçicilik. Bugün de bir arkadaşım buraya gitmiş, senin ilgini çeker diye direkt bana göndermiş bütün resimleri. Pardon, ona da teşekkür etmiş olalım. Noyan Bey'e teşekkürler bunları paylaştığı için. Telsiz yayını 1912 yılında askeri amaçlı Ok Meydanı ile Hamidiye zırhlısı irtibatı olarak, ki bunu zaten Arman Bey'le defaden şey yaptık. Marconi tarafından İstanbul'da kurulmuştur. 1914-1915 yılında telgraf amaçlı olarak iki sistem Alman firması Telefunken kurulmuştur. Üçüncü sistem olarak şu anda müzemizde mevcut sistem 1914 tarihinde inşaatı elektriğe vasıtası ile telsiz telgraf ve telsiz telefon kanunuyla özel kişilerin telsiz sistemi kurması kabul edilmiştir. Muharebe halinde devlet adına telsiz istasyonu kurulamadığından işgal güçlerinin vericisinin satın alımına izin vermemesi nedeniyle padişahın özel mülkiyeti olarak satın alınmıştır. Bizde de ilk telsizi padişah almış bu arada. İstasyonumuzun Osmaniye ismi de buradan gelmektedir. 1926 yılında belli saatlerde radyo yayını yapılmasında kullanılarak ilk radyo yayınının yapıldığı yer olarak Türkiye tarihinde yer almıştır. Müzeyi oluşturmamızda yardımlarını esirgemeyen Sayın Doktor Tayfun Acerer'e katkılarından dolayı şükranlarımızı sunarız demiş 2003 yılında. Efendime söyleyeyim, ben şimdi yavaş yavaş bir geziye başlatayım özür dileyerek. Yine baştan şöyle başlayalım. Görebiliyorsunuz herhalde. Evet. Sonra da mevkiyi de ben paylaşacağım. Volkan Bey, sözünü kestim. Bu ekrandaki, lütfen, buyurun. Bu ekrandaki soldaki üstteki lambalı transistör benzeri yapı, sol üstteki. Philips TA04O. 3 elektrotlu triyottur. Düşük voltaj ve düşük amperlidir. Hani görünümünün kallavi olduğuna bakmayın. Ama çok kararlı olduğu söylenir. Bir kere görmüştüm. Ama kullanmak nasip olmadı. Hani el bile sürmeye insan korkuyor böyle tarihi şeyleri görünce. Bu sağdakiler tüp ekran mı Barış'ın? Evet, yani onlar katot ışınlı tüpe benziyorlar. Ondan sonrakilerin hepsi. Buraya geçelim. Barış abi. Buyur abicim. Buyur. 1915'te o katotları nasıl düşünmüşler? Yani nasıl düşünmüşler derken, o dönemde bulmuşlardı zaten katot şeyleri. Ha, onlar o 1915'ten değil. Onlar büyük ihtimal çok sonraki dönemlerden müzeyi oluştururken buldukları eski her şeyleri koymuşlar. Ya şüphesiz bu telsizin parçası. Telefon da var. 1915'te olamaz mı? Evet, yani buradaki her şey telsizin burada malzemesi değil. Hesap makinesi de gördüm ben zaten. Mesela bu arada aslında şey var. Şurada hemen orada biraz önceki resimde, bu resimde Cairo. Sağda şey var, ibrenin sağındaki mesela güzel bir triyot lamba o. Şeye benziyor bizim VHF'de kullanılan triyot lambalara. Daktilolar var aşağıda, eski. Evet. Mesela şu şey de çok güzel. Sizin manyetik noktalarda kullandığınız şu, pardon. Yok, o sağdaki pardon, de bir... Tüp amplifier o da bir şey. Seramik lamba. O da şey, büyük ihtimal 1000 wattlık falan olan, 1000-1500
4CX1500 olabilir o. Bakalım burada var mı olayı. Yok yok, o 4CX değil Barış, o başka bir şey. Büyük radyolarda kullanılan. RCRC bir şey. Bu ne? Burada da Bovary. Bovary ne? Bovary? Brown Bovary. Brown Bovary olabilir. Emin'ciğim, burada senden bir şeyler alacağız diye çok bekliyorum ama. Ya bazı ekipmanları bilmediğim zaman susuyorum ama Teoman'a katılıyorum. Brown Bovary olabilir o. Brown Bovary olabilir ama bildiğim yerlerde söylerim ama bilmediğim yerde yok, sustum. Yok, estağfurullah. Benim için çok yabancı tabii. Hepsi Bora, yabancı az önce gördüğümüz o işlemci soğutucusuna benzemiyor muydu? Peki şu nedir? Şu koca kafalar? Onlar amfora işte. Şarap taşıyorlarmış onlar. bu arada alet 4CX1500. Ben epey Kalil abi gözüküyormuş şimdi. Ah, Brown Bovary. Brown Bovary, evet. Şimdi okunuyor burası. Adamların kocaman vargel tezgahları var. Devasa. Yani bu işe de el atmışlar. Aşağıdaki oyuncağı gelelim. Şöyle bir, zaten gitmeden biz gezdik burayı ama evet, yan dolapta da bir şey var. Yan dolaba geçelim. Ya sergileme şeyleri çok keyifli. Yani alta bu görmediğim hayatımda ilginç tahta şeyleri koymuşlar. Çok güzel gözüküyor. Sanırım onlar da taşınırken kullanılan malzemelerden herhalde ki Vaf Elektronik falan yazıyor üzerinde. Ya bu gerçek midir acaba, yoksa recreational yapılmış mıdır? Yani özel birisine verip bunu sandıklar kalmaz bu kadar zaman ya. Memleketimde orijinalini bulmak sanırım o tür recreational'ını bulmaktan daha kolaydır. Ne güzel. Kırmamışlar ve tutmuşlar. Bu da çok ilginç. Evet, korunmuş. Evet, kim söylemişti? Karaköy'de Kadri abi mi söylemişti? Ampulleri, şeyleri kırdıklarını çekiçle. Bora, sen mi söylemiştin? Bu manzara çok güzel. Evet, rezistör grubu diyot lambalar. Vallahi şiir gibi. Serdar Bey buyurun, söz alın siz. Arkadan devam edin, görüyorum sizi. Kolay gelsin. Hayırlı çalışmalar diyeyim baştan. Ben genel bir soru sormak istiyorum. Şimdi radyallara girdik ya, radyallarda şimdi benim anladığım kadarını söyleyeyim en azından. Bir yabancı bir amatörden vertikal bir anten görmüştüm. Portable kullanılabilen. 1,5 metre teleskopik anteni 7 MHz'de ve 14 MHz'de yanlış hatırlamıyorsam kullanabiliyor. Bunun için şaseden bir bobin sarıyor. Canlı uçla da bobini belli yerlerine ufak ufak demleyip SVR'yi tutturmaya çalışıyor. Bandı tutturmaya çalışıyor yani. Burada radyal olarak ihtiyacınız yok. Yani radyala ihtiyacınız yok diyor. TX ve RX yaparken şaseye kendi parmağını dokundurarak çıkış yapıyor. Yani radyalı kendinizmiş gibi kullanıyorsunuz diyor. Şimdi burada sabit radyallarda kullandığımız zaman bu kendimize temas ettirmemize gerek kalmıyor mu yani? O radyalın amacı tam olarak o mu oluyor, ne oluyor? Onu bir merak ettim ben. Anlatabildim mi derdim onu da tam olarak şey yapamadım ama. Tamam, meşgul. Ben cevap vereyim isterseniz arkadaşlar. Lütfen. Şimdi oradaki radyo kullanmadaki en büyük şeyden bir tanesi şöyle düşünün. Pimpon masasını baz alın. Topu vurduğunuzda masadan sekmesi gerekiyor. Masa yoksa ne olur? Kafasına göre seker böyle. Hani yere gider, oraya gider, buraya gider. Nereye vurdunuz belli olmaz. Buradaki mantık da aynısı. Radyal varsa orada bir hem empadansı uygunlaştırma bağlamında bir şey yapıyor. O parmağını değdirme falan, o biraz asparagas. Yani tamam, orada belli o anda uygulama için bir şey yapıyor olabilir ama ondan ne performans olur ne de başka bir şekilde çalışır. 1,5 metre boyundaki bir teli 40 metre değil 160 metreye de tunedersiniz. Uygun bir trap yaptığınız vakitte, uygun bir bobin yaptığınız vakitte dibine match edebilirsiniz. Bunun dışında hairpin match
yaparsanız eğer işte canlı ucuyla GND arasına, radyal arasına, ki bunu yapmak gerekiyor. Genelde vertikal antenlerde empedans 20 ohm civarına, 25 ohm civarına denk geliyor veya daha aşağıya denk geliyor. Bunu 50 ohm'a tamamlamak için her pin match yapmak gerekiyor. Yani bir her banda göre değişmekle birlikte 7-8 santim çapındaki bir bobini, örneğin 160 metredeyse 7-8 santim çapında bir bobini sarıyorsunuz hava aralıklı, aşağı yukarı bir 5-6 tur bobini, canlı ucunu vertikala doğru, diğer ucunu, yani bir ucunu vertikala doğru, diğer ucunu da şaseye doğru, şaseye vererek empedansı 50 ohm'a indirmiş oluyorsunuz. Durum bu. Anladım. Volkan Bey. Bir mic'ı bir alabilir miyim? Hep dinliyorum. Evet Mehmet Bey, buyurun. DA1 Delta. Bu arada Barış, sanıyorum izotropik antenle ilgili senden bir bilgi alabilir miyiz? Yani sanıyorum demekle, yani teorisini belki incelemişindir diye düşünüyorum. Uzay boşluğunda arada o soru kaynamıştı diyorsun. Bence önemli olan bu. Çünkü bütün antenleri hep izotropiye göre DBI diyoruz. İ ne anlama geliyor? İzotropik ne demek? Dipole göre izotropik ne oluyor? İzotropik denilen anten nasıl bir anten? Şeklinde tarif et. Yani top gibi bir şeyi herhalde, bunu teorik olarak kafada oluşturuyoruz. Ona göre de diğerlerini mukayese ediyoruz. Bu konunun teorisini anlatırsan özet, bizim anlayacağımız şekilde. Çok güzel bir noktaya değindin abi. Yani izotropik anten noktasal olarak kabul edilen ve etrafındaki kürenin tüm yüzeyine eşit yayın yapabilen birim anten. Yani antenleri bir şeyle kıyaslayacaksak bu ne olmalı diye başlamış bir şey. Önce ya bunu bir dipolle kıyaslasak diye düşünülmüş. Dipolün kazancını sıfır kabul edelim. Bunun üzerine diğerlerini koya koya gidelim. Sonra ya bunun yönünü nasıl belirleyeceğiz? Onu nasıl belirleyeceğiz? Bunu nasıl belirleyeceğiz? Modelciler öyle bir noktasal anten kabul edelim ki, lise fizikte hatırlarsanız hep bir mumu vesaire kıyaslarken de noktasal ışık kaynağıyla kıyaslardık. Noktasal ışık kaynağı bunun her yöne eşit yayın yapabildiğini, yani yayın açısının her yöne eşit olduğunu ve kazancının da 0 dB olduğunu, 0 dBi desibel, yani logaritmik cetvele göre, çünkü değerler çok hızlı arttığı için 10 bin kat, 20 bin kat, 100 bin kat demek zor olacağı için sıfırlara karşılık gelen 10 dBi, 20 dB, 30 dB, 40 dB gibi logaritmik bir ölçeği kullanmayı karar vermişler. Bir anten kıyaslanırken bu teorik antene göre kıyaslanır. Hesaplama programları buna göre kıyaslar. Örneğin bu izotropik anten bir birim mesafeye yayın yaparken siz 10 dBi kazancım var dediğinizde aslında bundan 10 kat daha fazla uzağa yayın yapabilen bir antenden bahsediyorsunuz demektir. Ve bu antenin etrafındaki yayın alanı bir küre olarak düşünün. Direkt balon olarak düşünün. Şimdi hiçbir şey vardan yok, yoktan var edilemez. Yoktan var, vardan yok eden sadece diye başlayıp başka bir tarafa bağlayacağım ama şimdi enerji aslında toplam enerjiniz aynı. Antenden çıkabilecek toplam enerji aynı. Antene 10 watt gönderiyorsanız güç, aradaki kayıpları çıktıktan sonra antenden ışıyabilecek toplam enerjiniz 10 watt'tır. 10 watt'ın karşılığı olan enerji. Ancak bunu bir balon gibi düşünürseniz antenin etrafında, bu balonun bazı taraflarını baskılayabilirsiniz. Hüda hocamın söylediği gibi, örneğin bir dipol antenin yayın alanını düşündüğünüzde bir elmaya benzer. Elmanın üst tarafı ve alt tarafı içeriye doğru çukurdur. Dışarıda böyle donat gibi yanak şeklindedir. Bir dipol anten dikey durduğunda aynen bu yapıda yayın yapar. Şimdi burada elmanın üst kısmında ve alt kısmındaki enerji antenin etrafındaki donat şeklini biraz daha genişletmeye geliyor ve örneğin bir dipol anteni 1 dBi'den 2 dBi, 3 dBi, yani 2 kat, 3 kat kazanca kadar götürebilirsiniz. Yayı antene gelince ise
artık bu paternle her tarafından bastırmaya başlıyorsunuz. Örneğin sağından soluna arkadaki reflektör arkasını bastırıyor. Yani arkaya sinyal kaçmasını engelliyor. Arkaya giden sinyal öne dönüyor. Öndeki direktörler bütün sinyali tek bir yöne doğru döndürüyor. Böylece önde böyle ayak izine benzer bir patern oluşuyor. Ve bu paternin toplam hacmi aslında hala o ilk baştaki balonla eşit. Bunu ne kadar çok sıkıştırırsanız ön tarafı uzar. Hani balon şişirirken aynı miktar havayla böyle uzunlamasına da balon şişirebiliyorsunuz. İşte bu belli bir yöne antenin kazancı var demektir. Unutmayın ki bir antenin bir kazancı varsa bu kazanç mutlaka bir yönedir. Mutlaka bir başka yönden o kadar kazanç kaybetmektedir. Yani yege anten baktığı yöne 3 dBi, 5 dBi, 10 dBi, 20 dBi kazancı varsa sağdan soldan o kadar sağırdır. Bazen bu iyi bir şeydir. Çünkü sağdan soldan gelen sinyalleri değil, siz karşınızdaki sinyali duymak istersiniz. Öndeki driven elemanlarınızı, direktör elemanlarınızın sayısını da çokça arttırdığınızda bu şeklin paternin önünü ileriye doğru uzatırsınız. Toplamda ucundaki mesafeden size kadar olan mesafe ya da kazanç da antenin kazancını belirler. Ben her sunumda şeyden bahsediyorum. dB kelimesini çok iyi ezberlememiz lazım. Çünkü özellikle RF dünyasına girdiğimizde hiçbir şey 2 kat, 5 kat, 10 kat, 20 kat, 50 kat diye büyümüyor. Örneğin 10 dBi kazançlı bir anten 10 kat kazançlıyken, çünkü logaritma 10 tabanına göre... Orada bir düzeltme yapayım. Her 3 dB'de bir kat kazanıyor abi. 9 dBi dersin 3 kat kazanır. Tamam. Şimdi onu getirecektim. 10 dBi elinizdeki şeye göre 10 kattır. Ama 13 dBi 20 kattır. 16 dBi 40 kattır. 19 dBi 60 kattır. Yani her 3 dBi sizi 2'ye katlar. Şey olarak, kazanç olarak. Var mı bir yanlış Oğuzhan? Yani o baştaki 10 dBi 10 kat değil sadece abi de o çok önemli tamam. Değil. Evet. Yani 3 dBi kazanç demek sizin baktığınız mesafeyi 2 kata çıkartmak demek. Mesela bir 10 kilometreye yayın yapan bir anteni 0 dBi'lik bir antenin yerine 3 dBi kazançlı bir anten koyarsanız 20 kilometreye yayın yaparsınız. 6 dBi kazançlı bir anten koyarsanız 40 kilometreye yayın yaparsınız. 10 dBi kazançlı bir anten koyarsanız 100 kilometreye yayın yaparsınız. Çarpmayı bölmeyi de unuttum. Arada logaritmik düşüneceğim diye. Bilmiyorum Mehmet abi, senin de ekleyeceğin mutlaka bir şeyler vardır bunun üzerine. Abicim teşekkürler. Gayet güzel izah ettin. Çünkü sonuçta anten kazançlarında dBi'yi görüyoruz. Evet. Sonra bakıyoruz bazı designerlar dBi olarak veriyor. Sonra dBi verenler oluyor. Derken bazen arkadaşların kafaları karışıyor. dBi ile dBi arasında 2.1 dBi mi eksiltiyoruz? Nasıl yapıyoruz dipole göre? Bir çok güzel bir noktaya değindin aslında. dB, dBi, dBm RF dünyasında sürekli karşımıza gelen, hatta dBmv var bir de millivolt cinsinden. Bunlar, evet, yani desibel cins, desibel logaritmik demek birincisi. İkincisi dBm 1 miliwatt'a göre kıyaslanmış güç ölçerken kullandığımız, dBi izotropik antenle kıyaslamak için kullandığımız, dB ise dB'nin temeli olarak da izotropik anteni değil, dipolu kullanmışlar. Dipolde izotropik antene göre 2 küsur dBi kazancı var. Üzerine o kadar ekleyip gidiyorsunuz. Peki ben bir şey daha sormuş olayım. Şey gibi oldu bu... Hani böyle bazen bazı soruları sorarlar yani arada kaybolmasın diye. Teoriyi de şeyi de hem pratiği de güzel anlatıyorsun. Şöyle düşünebilir miyiz? Mesela 2 metre bir yagimiz var. Yagiyi bıraktım, dipolimiz var. İki tarafa 45-50 santim çubuğumuz var. Ortadan koaksı bağladık. 50 ohm havada dipol bir yerde duruyor. 50 ohm da 2 metrede çalışıyoruz. Eğer... İzotropik anten olarak bunu düşünmeye kalksak, o frekansa rezonanslı anten, eğer tabii ki yarım dalga gibi oluyor toplamı,
ne olmuş olur? Yani bir metre çapında bir küre mi düşüneceğiz? Metal bir küre ya da bir küre, yani yayın yapabilen iletken bir metal düşünmemiz gerekiyor. Boşlukta, yerde olmayacak. Noktasal bir şey abi bu. Hani izotropik anten dediğin zaman herhangi bir dalga boyuna girecek. Noktasal bir anten ama orada senin istediğin empedanslı, sen istediğin severe de tam güç çıkabilen bir anten. Tamamen hayali. Şekil olarak düşünme yani. O yüzden dB olarak ölçmek herkesin daha kolayına geliyor. Bir tane dipol yapıyor. Dipolle onun kazancını belli bir mesafeden ölçü aletiyle kıyasladığında direkt değeri söyleyebiliyor. dBi hesabını yapabilmek için genelde simülasyon programlarına gitmesi lazım. dB kazanç kıyaslaması çok kolay. Diyor ki benim normal çeyrek dalga bir dipole göre ben karşılaştırdım. Örneğin 3 dB daha fazla kazancı var. 2 kat fazla daha uzağa gidiyor. Ama bu dipol antende aslında bu teorik ideal izotropik antenin 2 küsur katı kazancı sahip. Hani o elmayı düşündüğümüzde o dipolün altından üstünden bastırdığınızda aslında o küre yaklaşık 2 kata yakın, tam 2 kat değil, 3 dB olduğunda tam 2 kat genişleyecek. 2 kattan biraz daha az genişliyor elmanın yanakları. Barış abi bir şey sorayım mı? Belki bunu bir Yine kafamda soru işareti halen devam ediyor. Yani Oğuz onu noktasal olarak yani sonuçta böyle hesaplanıyor deseniz dahi benim kafamdaki şekil şu. Yani 2 metrede bir izotropik anten nasıl olabilir? Olamaz mı? İlla nokta mı olması gerekiyor? Onu demek istiyorum. İzotropik anten frekanstan bağımsız bir şey abi, öyle düşün. Yani koaksının tam uç noktasından sinyal yayılıyormuş gibi düşüneceksin. Böyle bir şey yok. Tamamen hayali. Ne bağlarsan bağla. Adam tam şey böyle 0 dBi gücünde sinyali, verdiğin sinyali o uçtan çıkarabiliyor. Mutabık. Evet. Yani sonuçta böyle bir anten zaten olmuyor. Ama evet. Hayalimizde bunu dairesel, küresel bir şey olarak da hayal edebiliriz yani. Onu demek istiyorum. Orta. Belki, tamamen nokta. Oradaki kırmızı nokta abi anten. Şu merkezdeki kırmızı nokta anten, küre de onun yayın yapabildiği maksimum alan. Kürenin yüzeyi. Kürenin tüm yüzeyini eşit yayın yapabiliyor o noktadan. Okey. Alındı, anlaşıldı. Ya da şu kürenin örneğin yüzeyinde yüzeyinin tamamına eşit yayın yapıyor. Şimdi bunu dipole çevirdiğinizde şekil böyle bir şey oluyor. Yani bu şey şu aşağıda bir şey var ya abi bak, izotropik ve high gain antena demiş. O mesela güzel gösteriyor. O. Mesela bu izotropik anten o kürenin yüzeyindeki her yere eşit yayıldı mı? Yaparken, 0 desibel alanı. Evet, bunu bastırmışlar aslında altından üstünden. İleriye doğru yeşil uzamış. Bu uzamada ona işte buradan buraya kadar kaç kat artmışsa şu mesela bunun çapı 1 metreydi. Şimdi yaklaşık 3,5 metre gibi gözüküyor. 3-4 kat arttığına göre 6 dB kazancı var bu antenin yaklaşık. Ya da şuradan. Barış abi bir şey sorabilir miyim? Tabii abi buyur. Bu elektromanyetik dalganın yani sinyalin görünür şeyleri, testleri görüntülenmiş midir bu dalgaların? Mesela bazen mesela ben X500 anteni ayarlarken bir zaman 2 milim kenara kaydırdım. Bütün röleleri açtım. 2 milim geri döndüm. Hiçbir yeri açamadım. Yani bu karpuz dilimi gibi bir şeyler söylenirdi zamanında. Böyle bir mantık var mı? Nasıl bir şey bu? Tam anlamadım soruyu ama yani antenin durduğu yere göre yansımalardan kaynaklanıyor olabilir. Çevreden bir şeylerden etkileniyor olabilir. Ama soruyu tam anlamadım sanırım. Birincisi şuydu. Yani bu anten paternini sembolik mi görüyorsunuz? Yoksa bu fiziksel olarak görüntülenmiş midir elektromanyetik dalga? Yani bu şu demek, örneğin şu ekrandaki sağ tarafta görünen paternden konuşalım. Bu eğer izotropik bir anten olsaydı şu gördüğünüz mavi alana yayın yapacak. Bu noktaya üstten baktığımızı düşün. Haritada bir nokta var. Bunun merkezi tam merkezde. Şu mouse'un gözüküyorsa mouse'un gözüktüğü yerde. Bu şu mavi çemberin olduğu alana yayın yapabilecekti. Zaten orayı görüyorsanız 0 yazıyor. Yani 0 dBi'lik bir çember çizilmiş. Bunu antene öyle bir elemanlar takılmış ki sağına soluna orasına burasına bir şeyler takılmış. Dipole yakın bir elemana şey yapılmış.
şu gördüğünüz yeşil çizgileri oluşturmuş anten. Yeşil çizgiler görüyorsanız sola doğru ve sağa doğru yaklaşık olarak içerideki mavi olan çizgiden 6 dB daha dışarıya gidiyor. Şurada bir şey var, barem koliner, var. Koliner çizimi o. Koliner çizimi olabilir. 3 dB, 6 dB yukarıya gidiyor. Yani 4 kat daha uzak mesafeye gidiyor aslında. Bunu lineer değil de, burası bir lineer, şey, logaritmik bir çizim. Bunu lineer olarak böyle harita üzerinde çizseydik aslında, şu sınır 10 kilometrede ise, pardon, şu sınır, mavinin sınırı 10 kilometrede ise burada, yeşilin olduğu yer 40 kilometre ileride olacaktı harita üzerinde. Bu footprint'i direkt götürüp haritanın üzerine koyabilirsiniz ama koyarken de onun logaritmik olduğunu ve onu harita üzerindeki lineer değerlere iz düşümünü yapmanız gerektiğini hatırlamanız lazım. Şeyi soruyor Barış, diyor ki bu görsel var ya, paternin iz düşümü, footprint. Evet. Footprint diyor. Evet. Matematiksel olarak hesaplanarak görsele dökülen bir şey mi, yoksa bunu yapıyorsun bir şeyle ölçüp hakikaten matematiksel veriyi ölçümü nasıl yapılıyor? Anladım. Her ikisi ölçülüyor. Evet, her ikisi de yapılıyor. Aslında programlar bunu çok kolay hesapladığı için işte esnektir vesairedir, genelde hesapla gidilir. Ama mesela anteninizin verimini anlamak için genelde şey, grid dip metreler vardı eskiden, belki hani ibreli alıcı aslında çok sağır bir alıcı aslında. Antenden örneğin dipol bir anten koyuyorsunuz. Antenden 20 metre öteye gidiyorsunuz. Sinyale bakıyorsunuz. Oradan buraya diyelim ki S metreniz 9 gösteriyor. Sonra yeni yaptığınız anteni koyuyorsunuz. Zaten dipolün paternini biliyorsunuz. Yeni yaptığınız anteni koyuyorsunuz. Aynı mesafeye gidiyorsunuz. İbreye bakıyorsunuz. Sonra aynı sinyali görebileceğiniz mesafeye gidiyorsunuz. Sonra antenin etrafında tur atmaya başlıyorsunuz. Buraya kaç dB geliyor, buraya kaç dB geliyor. Bütün bu grafiği eğer manuel olarak elle doldurabiliyorsanız bunu elle de ölçebilirsiniz. Ama genelde kimse onunla çok fazla uğraşmıyor. Directivity'si hariç. Ben bir ekleme yapayım oraya. Şimdi büyük HF, VHF vesaire antenlerde bu fiziksel büyüklüklerinden kaynaklı çok zor. Ama özellikle mikrodalga tarafında işte bu oda büyüklüğünde mesela bir RF sessiz oda yapılıyor. Herhangi bir yerden yansıma yapılması diye. Duvarlar komple emici maddelerle kaplı. Bir tane alıcı, bir tane verici anten koyuluyor. Barış'ın şurada açtıklarında var. Daha sonra ya alıcı ya verici anten diğer antenin etrafında dönüyor. Veya şey, verici anteni komple mesela 360 derece yavaş yavaş döndürüyorlar ve döndürme sırasında alıcı antenden sürekli olarak desibel değerlerini ölçüyorlar. Ve bunu, bu paterne uyup uymadığını test edebiliyorlar. Yani fiziksel olarak öyle test edilmesi de mümkün. Benim sorduğum elektromanyetik dalga görüntülenmiş midir? Abi görüntüleniyor. Işığı özel, yaptığın zaman gördüğün elektronik dalga. Özel gözlüğü var. Takıyorsun, RF gözüküyor. Abi RF'i göreydik her şey çok kolay olacaktı. Yani. Ben yıllar evvel yıllar evvel 73 dergisi mi neydi? Karadeniz'de burada, hatta daha doğrusu başka bir ara WhatsApp'ta, özür dilerim, araya küt diye atladım ama TA1 Delta burası, bir yazı vardı RF'i görmek diye. Karadenizli bir arkadaş, gemiciydi galiba, amatör telsi, şimdi ismini hatırlayamıyorum. Bana bir baktım bir gün postadan koca bir zarf geldi. Barış. Bu şeyi okumuş, derginin birinde bir yazı çıkmış RF'i görmek diye, adam bir hikaye anlatıyor orada. Konudan konuya atlaya ne derler, özel şeyli gözlükler, hani ışığı kıran gözlükler vesaire derken iki sayfayı ben tercüme ettim. Harika bir şekilde anlatıyor ama adam o kadar güzel kurgulamış ki sonuna kadar izledim. Saçma geldi ama yine de tercüme edip, hatta bir şeyde aylık bültenlerimiz vardı, orada yayınladım. En sonunda ama daha şey bitti, kopyaya gidecektik. Aziz geldi. İstanbul dedik. Dedim ya baksana şöyle bir hikaye yapmışlar dedim. İlginç dedim ya. Bir okuyayım falan dedi. Bir okudu. Ya dedi, bu bir Nisan şakası. Arkadan dergiye baktım, bir Nisan şakası. İnan ben bile böyle heyecanlanmıştım. Evet. Hatta sonra şimdi şey de var. TA8 Alfa'nın sayfasında bir yere TA5 Fox Alfa Mehmet o bülteni bulmuş, yüklemiş. Çok ilginç. Baştan sona orada anlatıyorum.
Kadri abi, şimdi az önceki konuya bir şey söyleyeyim. İzotropik kelime anlamı eş yönlü demek. İzotropik her tarafa aynı oranda eş yönlü demek. Bir de onun şeyi var, tikzotropiki var. O da tek bir yöne demek kelime olarak. Bu şeyde de geçer. Kimyasal malzeme özelliklerinde de görürsünüz. Bizim az önce bahsettiğimiz konudaki reçineler var ya, onların da böyle özellikleri var. Bir tarafa çalışan, bir tarafa çalışmayan reçineler vardır. Yani aslında kelime sana diyor ki her tarafa eşit çalışan demek istiyor. Bir de Volkan Beyciğim, az önceki konu bir yarım kaldı. Ben onun gümbürtüye gitmesine izin vermem. Şu konu verecektiniz. Hatırlatayım. Verdim. Verdi. Müzenin konuya... Müzenin konumunu kastediyorum. Verdi. Evet, verdim. Chat grubunda yazdım. Bir daha atayım. Verildi. Kemalburgaz Hastal yolundaki atölyesi kıyı emniyetin. Bir konuya örnek olarak şöyle bir yönlü antenin ışıması tevcih yapması ile ilgili bir örnek de şöyle göz önüne alabiliriz. Malum el fenerleri var ledli, şimdi bir yere tutuyorsun şey yapıyor, aydınlatıyor, sonra da uç kısmında fenerin uç kısmını ileri doğru itersen zoom daralmaya başlıyor, yoğunluk artıyor. Reflektör tarafı, arkadaki ayna tarafı bizim reflektör gibi, öyle düşünelim. Anten içerisindeki, daha doğrusu el lambasındaki mercek ve ileri doğru hareket ettiğinde zoom yapmasını düşünün. Mesafe artıyor ve yoğunluk oraya doğru gidiyor. Yani böyle de hayal kurulabilir antenlerle ilgili. Ampul aynı ampul üstelik. Ampul aynı ampul ama ışıttığı mesafe artıyor. Yasin, bir şey söyleyecektin sanırım. Ben şeyi soracaktım ya şimdi. İzotropik bir antene göre elektromanyetik radyasyonu belli bir işte beam width'te bir paternde toplamış antenin kazancının maksimum olduğu eksene boresight ekseni diyoruz. Böyle bir kavram var. Ama ben bunu daha çok işte okuduğum makalelerde de taradığım kaynaklarda da genelde işte parabolik reflektör gibi ya gibi yönlü antenlerde bu tanımlamanın yapıldığını gördüm. Dipol bir anten için bu boresight eksenini tanımlayabiliyor muyuz? Yani iki yönde mi tanımlıyoruz ya da tek bir eksen mi tanımlıyoruz? Onu soracaktım ben. Yani dipolde boresight. Dipolde iki yön var boresight'ta. Yani dipolin gerili olduğu yerler kör noktaları ama dipole paralel devam eden kısımlar boresight'ları, çift yönü var. Anladım. Yani boresight kavramını dipol anten için kullanabiliyoruz, tanımlayabiliyoruz bunu. Yani kullanabilirsin. Ne kadar doğru olur bilmiyorum. Yani tek yönlü bir şey için eğer kullanılıyorsa terminolojide boresight kullanman çok doğru olmaz. O zaman yönlü anteni şey yapman lazım ama. Yani bence kullanılmasında bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ben kısaca bir konuyu daha hatırlatabilir miyim? En azından kafada şey hayal olarak hayal gücümüzü çalıştırabiliriz. Bir 7 MHz'de bir dipol düşünelim. Yagi olarak değil, dipol olarak bir yere geldik. Belirli bir yükseklikte uygun bir yüksekliğe aldık. Normal bir dipol çalışırken yaklaşık ürettiğimiz yani uzaya gönderdiğimiz işaret dairesel şekilde gittiği için bunun 3/4 yaklaşık olarak gökyüzüne gider. Yani bulutları ısıtırız. 1/4 sağ tarafa nereye bakıyorsa ya da sol tarafa, her iki tarafa 1/4 de yani tahmini olarak söylüyorum, kafamızı böyle şekillendirebiliriz, yere doğru gidiyor. O yere çarpanlar da belli bir açıyla yansıyorsa sağ ve sol tarafa, yani yayın yaptığı her iki tarafa gidiyor. Bir kısmı da yeniden yerden çarpıp tekrar gökyüzüne gidiyor. Gökyüzüne gidenler, yani bulutları ısıtıyoruz dediğimiz bölüm işimize yaramıyor. Çünkü belirli bir açının altında gelirse şey işaret yansımıyor. Yani bir yere gitmiyor. Doğrudan 7 MHz bile olsa doğrudan delip geçiyor. Yine bir yerlerde okumuştum bu konuyu da, aklıma geldi, bir anlatayım dedim. Barış abi, ben de şey soracaktım. Az önce dedin ya sürekli hacim, pardon özür dilerim, alan diye. Bu şeyler, grafikler hacim gibi gösteriyor da hacim olarak mı bir patern var hacim, yoksa iki boyutlu mu? İki boyutlu, o da yani bu paternin, hatta antenlerin yatay ve düşey paternleri de birbirlerinden farklıdır aslında. O bir hacim aslında. Üç boyutlu bir balon düşün.
balonu alttan üstten bastırdığını düşün öncelikle. Ne yapar? Her tarafa, yani sadece ileri ya da geri değil, her tarafa gider dipolde örneğin. O yüzden dikine koyduğun bir dipol aslında etrafında 360 derecenin tamamına belli bir miktarda gider ama tepesine gitmez. O yüzden şey deriz, vertikal antenle tepenizdeki biriyle konuşamazsınız örneğin. Ya da Hüdaverdi hocamın örneğindeki gibi çeyrek dalga bir dipolün kalkış açısı yaklaşık 45 derece. Yani şeyin kapsaması haliyle çok yukarıdaki bir nesneyle haberleşemeyebilirsin ama 5/8 bir şeyle antenle, aynı noktaya koyduğun bir antenle, bu kez onun düşeydeki açısı değişeceği için, kalkış açısı dediğimiz açı, yukarıdaki bir nesneyle de haberleşebilirsin. 5-8 anten mesela bazen dipolden çok daha uzağa gitmeyebilir ama çok daha geniş bir alanı kapsadığı için senin işini kolaylaştırabilir. Örneğin HF'te 5-8 anten gök dalgalarının sayısını arttırdığı için, daha doğrusu bu şeye, iyonosfere çarpma açını çok iyi ayarladığı için çok daha uzaklara gidebilirsin. Bütün bu konuştuğumuz çizimler 3 boyutlu. Genelde 2 tane çizimle verilir. Biri üstten bakış çizimi gösterir. Footprint denir ona. Birisi de elevasyon, yani bu düşeyde nasıl bir görüntüsü var diye. Genelde biz yataydaki daha çok ilgimizi çeker, onun üzerinden konuşuruz ama düşeydeki de önemli. Anteninizin beam width'inin, yani ne diyelim, ışık sıçratma açısının ya da konisinin nasıl olduğunu belirler. Anladım abi, teşekkür ederim, sağ olsun. Peki hocam, bir konuya daha girebilir miyiz? Buyurun hocam. Güzel, hem yatay hem dikey dipoller, şey ne derler, yagilerden bahsettik. Bir de sirküler polarizasyonlu antenlerden bahsedebilir miyiz bir miktar? Bilhassa uydu haberleşmesinde, daha doğrusu uydunun kendi etrafında spin atmasından kaynaklanan antenlerin vertikal yatay değişmesinde duyduğum kadarıyla sirküler antenler daha başarılı oluyor. Kayıp olmadan, daha doğrusu fade olmadan işaret aynı seviyede tutulmaya çalışıyor. Bu konuda ne anlatabilirsin abi? Şimdi önce ben mikrodalga dersim var. Ben 3 sene üst üste kaldım abi. Beni niye mikrodalga sınavına çekiyorsun? Şey Karcı abi, circular polarizasyonda aslında evet sürekli duyuyorsun, bir fade out olmuyor ama polarizasyon transmisyonuna her dalga boyu için döndüğünden aslında 3 desibele yakın bir zayıflamayla gidiyorsun. Yani 3 desibel de tam olmuyor. Daha düşük oluyor 20. ama. İki polarizasyon arasında 20 desibel sinyal farkı var. Yani toplamdan ortalamaya vurduğunda sen fark etmesen bile saniyede, çünkü 145 milyon defa dönüyor 145 MHz de o. Ama normalde bir horizontal veya vertikal antenine tam polarizasyon tuttuğunda duyacağından daha zayıf duyuyorsun. Ama yukarıdaki uydu da döndüğü için bu kaybı telafi ediyorsun ve totalde daha iyi duyuyorsun. Peki ben şey şunu ekleyebilir miyim? Vertikal ve yatay yagilerden oluşan ve koaks kablo ile birbirine birleştirilen antenlerde sanıyorum 3 desibel kayıp oluyor. Yani sağladıkları kazanç ve faydanın yanında 3 desibel. Ama sirküler helix antenlerde öyle bir şey olur mu? Çünkü tek bir anten. İki anten birbirine birleştirilince kazançlar 3 desibel kayba uğruyor. Abi, öyle. Ama ister istemez sen sürekli karşı tarafta farklı polarizasyona düşüyorsun, düzeliyorsun, düşüyorsun, düzeliyorsun. Yani bir sinyal aslında senin fark etmeyeceğin kadar hızlı bir şekilde inip kalkıyor. RMS değerine geldiğinde totalde birazcık daha düşük duyuyorsun ama sürekli duyuyorsun. Sirküler antende, pardon, helix antende. Onda da aynı abi. Onda Helix'in da ara boşlukları da var ya abi. Şöyle belki Helix'te ara boşluk yok bildiğim kadarıyla ama yatay ve dikey antenleri birleştirirsek, aynı kabloyla indirirsek orada o 3 desibel kayıp oluyor. Yani daha evvel çünkü benim kullandığım antenler vardı. O antenlerde normal diyelim ki 10 eleman bir yatay yagi ya da 10 eleman dikey yagi diyelim ki işte 13 desibelse, bir araya geldiğinde ikisini birden birleştirip de aynı kabloya indirdiğinde birleşmeden kaynaklanan kısa devre yaptığımızdan dolayı 3 desibel kayba uğruyor şeklinde okumuştum ben. Abi şeyde şimdi yatay ve dikeyde cross polarize başka şey,
yatay ve dikeyi bağlarken arasında bir faz farkı yaratarak oluşturduğunda circular polarize yaratman başka bir şey. Hani ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Cross polarize de her iki polarizasyondan aynı anda yayın yapıp aynı anda dinliyorsun. Circular'da bir faz farkı yaratarak o cross anteninden aslında yine aynı helical anteninde olduğu gibi circular polarizasyonla çıkış yapıyorsun. Her ikisinde de yine kaybım var ama. Araya bir bilgi gireyim de hepimiz aynı noktaya gelelim. Belki şimdi herkesin kafası allak bullak olmadan önce bir konuyu geri bir toparlamaya çalışayım ben. Şimdi normalde bir dipol antende, dipol antene siz aslında bir AC bir gerilim gönderiyorsunuz. Yani bir alternatif bir akım gönderiyorsunuz. Ve dipolün artı olan tarafı diyelim ve eksi olan tarafı artıdan eksiye doğru dalga gitmeye çalışırken havadaki elektronları da ileriye doğru süpürmeye başlıyor. Yani havaya RF'i dalga dalga vermeye başlıyor. Siz bunu eğer yatayda duran bir dipol antenden yapıyorsanız süpürdüğünüz yüzey hep bu ikisi arasında oluyor ve yatay polarizasyonda ileriye doğru gidiyorsunuz. Siz yatay polarizasyonda süpüren bir dipolle yayın yaparken, böyle duran bir dipolle yayın yaparken karşıda sizi dinleyecek antenin de yatay polarizasyonda durması lazım ki o süpürmeden maksimum o da etkilensin. Çünkü siz havayı böyle bir taraftan bir tarafa hallaç gibi attığınızı düşünün ve bunun da antenden ışık hızıyla uzaklaştığını düşünün, hayal etmeye çalışın. Biraz önce şeyin söylediği gibi, Hasan Bey'in söylediği gibi RF'i görseydik nasıl bir şey olurdu? Siz bir taraftan bir tarafa hallaç atıyorsunuz, o da zamanda ileriye doğru, havada ileri doğru gidiyor. Eğer karşıdaki anten sizinle aynı polarizasyonda değilse, siz yataydayken karşısı düşey polarizasyondaysa örneğin 20 desibel yani 100 kat daha zayıf duyar sinyali. Yani buradan 100 watt yatay polarizasyonda yayın yapsam karşı tarafta beni mesela 10 kuvvetin 100 kuvvetinde duyuyorsa bu 100 watt'a karşılık ben düşeye geçtiğimde karşı taraf yatayda kalırsa beni 1 kuvvetinde duyar. Şimdi bu yatay ve düşey polarizasyonun önemi. Normalde örneğin uydu çalışırken ya da sürekli polarizasyonu değişebilen bir nesneyle haberleşirken ya da mesela ay yansıtırken siz aya buradan sinyalinizi yatay polarizede göndermiş olabilirsiniz ama atmosferden çıkarken ayın yüzeyine çarptığında aradaki etkenlerden ya da Faraday etkisiyle bu yataydan düşeye dönmüş olabilir dalga. Siz şimdi yatay bir dalga gönderdiniz, düşeyde bir dalga geliyor. Zaten sinyal buradan örneğin aya gidene kadar 200-280 dB zayıfladı. Bir de 20 dB polarizasyon farkından kaybetmek istemezsiniz. Bu nedenle genelde cross polarize antenlerle uydu çalışılır ya da ay dinlenirken uygun polarizasyonda dinlemek istersiniz. Örneğin karşı taraf yatayda yayın yapıyordur. Siz onu işte dünyanın neresinde, ben neresindeyim gibi onları Oğuzlar anlatmıştı bir hafta zaten bize. Uygun polarizasyonda durursunuz. Ama cross polarize bir anten koyduk diyelim. Bir antenim var 10 desibel kazançlı. Bir tane daha antenim var 10 desibel kazançlı. Benim kazancım 13 desibel mi olur? Yoksa 7 desibele mi düşer? Yani sanırım ana soru buydu değil mi Mehmet abi? Evet, yani koaksla birleştirilmiş vertikal ve yatay polarizasyonlu iki tane diyelim ki 10 desibellik antenimiz var. Bir tanesi 10 desibel, diğeri de 10 desibel kendi polarizasyonda. Evet. Ama ikisini koaksdan birleştirip ben onu cross yagi yaparsam ister sağa dönümlü ister sola dönümlü. Bu arada şunu da hatırlatalım. Yani cross yagi antenler. Evet, peki. Sağa dönümlü ve sola dönümlü dediğinde abi iki anten arasında bir faz farkı vermeye başlıyorsun. Şimdi o kavramı belki açıklamakta fayda var. Eğer iki antene bir tane yatay dipol bir tane dikey dipolü yan yana koyup arkadan birleştirirsek karşı taraf yatayda yayın yapıyorsa bizim yatay dipolümüz bunu alacak ama o antene gelen sinyali biz ikiye böldüğümüz için dikey olandan da bir sinyal almaya çalıştığımız için toplamda biz onu 3 desibel zayıf duyarız. Bir yatay bir düşey antenimiz olduğu halde karşı tarafı dinlemek için yarı yarıya sinyali bizde zayıflar. Ama ne kazancımız var? Karşı yatayda mı düşeyde mi bilmek zorunda değilim. Yatayda yayın yapsa düşeyde yayın yapsa
ben yarı gücünde duyacağım ama kazara düşey yayın yaptı diye yataydaki 100 kat zayıflamayla karşılaşmayacağım. 45 dereceden de gelebilir bu arada. Evet, mesela bu yani bir avantaj elde etmiş oldum. Şimdi antenler arasında faz farkı koymak ne demek? Şimdi dedik ki hallaç pamuğu bir taraftan alıyoruz, öbür tarafa atıyoruz sürekli dipol antende. Öyle bir şey düşünün ki bu antenden sadece yarım dalga önüne, çeyrek dalga kadar önüne bir şey koyun, bir anten daha koyun. Ben burada sinyali alıp tam kaldıracağım sırada, kaldırıp daha doğrusu 90 dereceye getirdiğimde öndeki sinyali de tam o anda sinyali versem. Bu sinyal birinci antenden ikinci antene gidene kadar ikinci anten de yataydan düşüyor. Yani 90 derece yukarı çıkacak. İkisi üst üste geleceği için sinyalim o noktada iki katına çıkar. İşte bu durumda kazancım 3 dB artmış olur. Üstelik sinyalim circular polarize olur. Yani hem istediğim yöne doğru, bu arada hangi antene daha 90 derece önden ya da arkadan verdiğime göre sinyalimi iki kat arttırmış olurum. Bu iki kavram birbirinden farklı, karıştırmamak lazım bence. Peki o zaman devam ediyorum yine. Bir düzeltme yapayım. Circular polarize'de de yine 3 desibel kaybım var aslında. Ama sadece yatay veya dikey değil, her taraftan birden duyabilmeye ve gönderebilmeye başlıyorsun. Evet. O büyük bir avantaj. Hele karşımdaki anten de bir circular polarize ve sen sağa dönen polarize yaparken o da sola dönen bir sinyal gönderiyorsa, o zaman maksimum haberleşme şansın var. Mehmet abinin bir sorusu daha vardı. Helix'te peki durum ne? Yani geciken bir şey yok. Aslında Helix'i de minyatür bir boyuta indirirsen Helix'in yaptığı da bundan çok farklı bir şey değil. Helix'i aynı boyutta ve aynı sarındaki başka bir antenle, örneğin cubicle quad'la kıyaslamaya kalkıştığında kazancının 3 desibel daha düşük olduğunu görürsün zaten. Peki. Ufak bir eklem yapabilir miyim ben de burada? Ortamı da yamutmadık umarım. Hiçbir şeyin üzerinde değil. Havada konuşuyoruz böyle çizerek ama umarım anlaşılıyordur. Circular polarizasyon diyoruz ama aslında hani ideal olarak tam circular polarizasyon yok. Aslında biraz eliptik polarizasyon. Bu da hani dizayn ederken mesela uyduyla yer istasyonu arasında bir tasarım yaparken uydudaki antenin polarizasyonuyla yer istasyonundaki antenin polarizasyonunun aynı olması gerekiyor. Böyle olmadığında bu da polarizasyon kaybına yol açıyor. Mesela genelde bunu hesaplarken bu eksenel oran dediğimiz bir oran var. Elipsin işte uzun major axis ile minor axis arasındaki oran. Bu orana göre aslında yine bir polarizasyon kaybı olabiliyor. İkisi de eliptik olsa daha iyi. Barış abi şu an sesin yok. Görselin varsa görsel paylaşır mısın diyecektim. Var görselim var abi. Şöyle hatta direkt çok senin seveceğin bir görsel abi, üzerinden ben paylaşayım. Açtım diye en azından şey. Şöyle. Şu an açtım galiba, şu an ekranım geliyor değil mi? Şimdi tekrar açarsan Oğuzhan'ın galiba ekranı var. Benimki var şu anda. Şu an tamam. Benim yok mu? Dur ben çekeyim sen. Şu an geldi mi ekranım? Evet. Bu AMSAT'ın link bütçesi dokümanı. Yani uyduların link bütçesini hesaplamak için kullandığım bu doküman. Burada işte circular polarization ya da elliptic polarization. Burada mesela eksen olan, yani elipsin uzun kenarının kısa kenarına, kısa çapın oranı daha doğrusu eksen oranını veriyor. Çemberde bu 1 olduğu için. Ama circular polarization aslında ideal bir polarizasyon. Yani tam circular olmuyor. Burada da mesela dolayısıyla bu da bir kayba yol açıyor. Bunu da mesela hesaplarken atıyorum downlink için yer istasyonundaki antenimizin eksen oranı 9.8 ya da diğer antenin 1 dB ise bu atıyorum 3 dB'lik bir kayba yol açıyor. Polarization loss olarak adlandırılmış. Şuradaki açının bir fonksiyon olarak bu kayıp oluyor. Şurada bunu bu şekilde göstermek isterim. Barış abi eklemek istediğin bir şey varsa burada. Ben bir şey daha ekleyeyim. Yani sonuçta neden sirküler anten ya da her iki polarizasyonu kullanılan antenler genellikle uydularda kullanılıyor? Çünkü uydular hareket halinde olan objeler, üzerlerinde vertikal antenler var, yani çubuk antenler var birçoğunda ve kendi etraflarında dönüyorlar. Dönme sebepleri de güneşe gelen tarafın fazla ısınmaması. Dönerek gittikleri için de kendi ısılarını kendi içlerinde, yani bir taraf ısılırken bir taraf soğurken içeride dengeleniyor ısı. Ayrıca sonuçta dünyanın etrafını döndüğü için mutlaka bir yerlerde
anten de ya vertikalden ya da horizontaldan öbür tarafa geçiyor. Dolayısıyla bu tür cross antenler bu fading, yani bu işaretin 20 desibel aşağı inip çıkmasını azaltan şeyler, çözümler. Ama helix olan antenlerde bu daha şey oluyor. Yani vertikal anten ya da yatay anten, ikisi bir arada sirküler kullanıldığı zaman mutlaka 90 derecelerin aralarına geldiğinde diğer antenle birebir aynı polarizasyonda olmadığı takdirde uydudaki antenle mutlaka aralarda çok az bir düşme oluyor. Ama kalkıp da sadece yatay ve dikey yagi gibi kullanımlardaki kadar aşırı bir spin modülasyon olmuyor. Doğru. Bir ikinci olay daha var. Cross yagiler genellikle arabadan yani hareket halindeki araçlarla olan temaslarda cross yagi antenler çok daha başarılı oluyor. Yatay ve dikey antenler bazen başarısız olabilir. Onu biz nasıl hissediyoruz? Araç hareket halindeyken devamlı haş huş belirli bir seviyelerin üstüne çıkmamışsa esmetrenizde büyük bir kayıplar oluyor. Çok kritik pozisyondaysa bazen kuvvetlenir, bazen de işaret azalır. Bu yol boyunca kat ettiği ve çevresindeki objelerden yansıyan işaretler bazen otomobillerde vertikal anten de kullansak ya da hareketli araçlarda bazen bize polarizasyon yatay olarak da gelebiliyor şehir içerisinde ya da arazilerde. Cross yagilerin diğer kullanım alanında bu tür hareket halinde olan ve tek polarizasyonlu araç, yani hareketli istasyonlarla konuşurken o kayıplar burada azalıyor. 3 desibel belki daha az duyuyoruz fakat tamamen kaybolmadan polarizasyon farkı değişse bile, artsa bile diğer polarizasyona geçtiği için duyma kabiliyetimiz daha fazla oluyor. Doğru. Kadir abi söylediğin şeyi belki helix antenin, bu arada helix anten neye benziyoru? Şeyi amatörce sohbetlerin bir programında antenna combiner, antenna splitter konusunun üzerinden geçmiştik. Hani merak edenler güzel de bir kaynakçı oluyor belki bütün bu konuştuklarımız. Oradan antenler nasıl combine edilir? Nasıl split edilir, biraz önce anlattığımız 90 derece faz nasıl çevrilir konularının üzerinden uzunca geçmiştik. Helix anten aslında böyle döne döne giden bir kablo. Bunu biraz önce anlattığım teoride yatay bir antenin 90 derece, yani 90 dereceye karşılık gelecek lambda bölü 4 çeyrek dalga kadar önüne bir düşey anten koymaya benzerliğini düşünün. Zaten dikkat ediyorsanız öyle bir karkasın üzerine koyulmuş. İçinde sonsuz sayıda aslında bir derece ileriye bir derece gecikmiş sinyalin olduğu, bir derece ileride bir derece gecikmiş sinyalin olduğu şeklinde 360 derece, hatta 720 derecede, hatta daha fazla 1440 dereceye varacak kadar kaç turluk bir helix yapıyorsanız böyle bir sürü dipol antenler koyduğunuzu kabaca hayal edebilirsiniz. Bu anlamda ara fazlarda gelen, 45 derecede gelen sinyalde ya da karşı taraftaki helix anteni karşıdaki 90 derece, 45 derece, 125 derece çevirse de sizdeki sinyal seviyesi değişmez. Ya da dipol antenini karşı taraf ne kadar değiştirirse değiştirsin, helix antenini hep aynı duyarsınız ama cross antende ara değerlerde biraz kaybınız olabilir. Ben de bir ilave helix paterni bulamayız. Bulabilir miyiz internetten? Yani ben de hakikaten merak ediyorum. Helix'te patern nasıl oluyor diye. Yani vertikal ve horizontal antenleri birleştirerek yapılanları birkaç yerde görmüştüm. Ama helixlerin paternini şimdi hatırlayamıyorum. Bilmiyorum, var mı acaba bir yerde? Aslında horn çok bakarız abi. Ben şeyde özellikle ay örtünür sistemlerinde kullanılan anten tarzını bir anlatmak isterim. Hani bu madem polarizasyona girdik. Şimdi burada Sierra Mike 5 Bravo Sierra Zulu'nun sayfasında şimdi standart masum görünüyordur herhalde. Bir tane yatay, bir tane dikey anten var. Adam burada sadece yatay veya dikey diye seçerek en basit dual polarize bir anten hangi tarafı kullanacaksa yatay veya dikeye çevirebiliyor. Böyle düşünebilirsiniz. İki tane yagi var burada. Daha sonradan şu şekilde bir X konfigürasyon yapıyor. Burada da aradaki faz farkıyla anteni yatay veya dikeye çevirebiliyor. Yani öyle bir güzelliği var. Şu yaptığı şey bir tane röle, araya bir tane işte koaks kabloyla faz farkı vererek faz farkından kaynaklı olarak iki sinyali birleştiriyor. Normalde
45-45 gidecek sinyalleri 90 derece veya 0 dereceye çekebilir hale getiriyor. Benzer bir şekilde yine faz farkıyla daha yüksek güçlü şey tasarımlar yapmış. Bunu genelde şöyle kullanıyorlar bu arada. En fazla kullanımını şöyle gördüm. İki tip kullanım var daha doğrusu. Bir, circular polarization'da kullananlar var. Papa Alpha 5 Yankee mesela, hani o şekilde kullanıyor. Diyor ki evet diyor, ben diyor kayıtlı kullanıyorum ama diyor zaten 4 tane antenim var. Ben ondan yeterince verim elde ediyorum ve diyor bana herkesin sinyali her zaman aynı geliyor diyor. Hiçbir zaman bir fade out vesaire falan uğramıyorum diyor. Diğerleri yatay ve dikey antenlere ayrı receiver'lar bağlıyorlar. SDR bağlıyorlar yani dinlemek için. Transmit yapacağında ya yatayı ya dikeyi seçiyor ama hani karşıdaki sinyalin gelişine göre. Gönderirken biraz kayıplı ama duyarken her iki anteninden gelen sinyali alıyor. MAP65 diye bir yazılım var. SDR'deki IQ değerlerinden bunları birleştirip toplam şeyi ve hatta kaç derece açıyla geldiğini bile çıkarabiliyor. Yani adaptif polarization deniyor buna, receive sırasında kullanılan. Yani adamlar farklı bir boyutta takılıyorlar o aşamada. Dijital TDD icat oldu, metrik bozuldu zaten. Arefi rakamlarla topluyorlar. Sayfayı buraya çağırabilir misin? O sayfayı da alabilir misin ekrana? Gidip de DB'lere bakıyorduk ya, kaç desibel duyuluyoruz diye. Yani Oğuz'un anlattığı konu... Son dönemde yapılan bir sayfası. Live CQ'da iyiliği şu. Yani hangi biz bu sayfaya girip şuna bakıyoruz. Benim antenim doğru mu bakıyor, kötü mü bakıyor aya? Bakıyorum. Diyelim ki -21 desibel. Şurada mesela Sierra 52 Lima mic adaptif polarizasyon kullanıyor. Şu adamı 54 derece açıyla duymuş mesela. Bunlarda sadece horizontal veya vertikal var. O yüzden hani HV veya 0 yazmışlar. Şurada Delta Lima 1 kilo Delta Alfa'da da adaptif polarizasyon var. O da mesela 175 derece açıyla duymuş. Tam öbür tarafa dönmüş yani sinyal neredeyse. Yani bu 75 ve 180 0 ile 180 olanlar yatay oluyor anladığım kadarıyla değil mi? 90 evet, derece evet. Vertikal polarizasyon. Yani ne tarafa yakınsa o polarizasyonda duyduğunu anlıyor. Çünkü aynen. Bu arada Kadri abi, bu sayfaya Oscar 100'ü de eklemişler. Şahane olmuş. Gerçi buraya herhangi bir spot gelmemiş son 20 dakikada ama. Bir de tabii bu sayfa aynı zamanda şu oluyor. Yani istasyonların Ay'a gidip geri dönen işaretlerinin seviyelerine bakarak o istasyonların ne kadar güçlü ya da ne kadar hassas olduğunu anlıyoruz. Birçok kişi buradan kendini kalibre ediyor. Ha, ben iyi duyuldum. Şu anda çok iyi şartlarım mesela, ne bileyim, orada -18 desibel, 17 desibele geldiğiniz zaman çok iyi yansıdığınızı anlıyorsunuz. 22-23 desibellere gelince abi biraz zayıflamış. Şuradaki değeri bilmem görüyor musun? Adam -4 desibel duymuş. Yani bu kulakla flüt çalar gibi geliyor adamın sesi. Evet, sesini evet. Duyarsınız. Yani duyan Amerikalı, gönderen Rus. Fox ne o? Romeo Kuleki okuyamıyorum da. Hangisi? RK3 Fox Golf. Evet, çok güçlü istasyonlardan biri. Bu arada Oğuz'un biraz evvel Papa Alpha 5 Yankee Konrad diye bir arkadaştan bahsetti. Bu arkadaş 4 tane anteni var fakat Super Yagi diye bir anten kullanıyor. Sanıyorum İsveç malı mı, tam bilmiyorum o antenler. Neyse, hatta bir gün sordum ya, sen dedim 4 tane anten kullanıyorsun. 4 tane anten kullanan, 16 anten kullanan var, 32 var ama sen birçoğundan daha kuvvetli geliyorsun. Hadi 32 ile olmaz da en azından 16 anten kullanan kişi var İtalya'da. Almanya'da işte 8 tane kullanan Yagi olarak kullanan kişiler var. Bazen mukayese ediyoruz. Bu adam hepsinden kuvvetli geliyor ve ay yarışmasında da evvelki sene birinci sıradaydı. Bu sene ne oldu bilmiyorum. Yani bu adam her türlü duyuyorum. Polarizasyon farkı ne olursa olsun. Mesela polarizasyonda da anlatmıştım başında dediği gibi hani geçmiş haftalarda. Avrupa'ya giderken çok fazla polarizasyon farkı olmuyor. VHF tarafında özellikle daha az yaşıyorsun bunu. 20 derece 25 derece falan kayıyor. Ayın pozisyonuna göre ufak ufak değişiklikler olmakla beraber ama Amerika olduğu zaman bende ay batarken Amerika'da doğuyorsa eğer bende horizontalsa Amerika'ya vertikal gidiyor sinyalim. Onun vertikal gönderdiğini ben buradan horizontal duyuyorum.
arada o polarizasyonu yakalayabilirsem sadece QSO yapabiliyorum ya da karşı tarafta böyle cross polarize bir anten varsa sadece. Evet, bu arada şeyi de eklemek lazım. Yani ben, yani biz diyelim, Oğuz'la birlikte Türkiye'deyiz. Bizim bulunduğumuz meridyenden aya doğru bakıyoruz. Bulunduğumuz enlemde. Dolayısıyla bizim gönderdiğimiz, bizde şu anda yatay yagiler var. Yani cross yagi kullanamıyoruz biz şu anda. Çünkü ağırlığı çok artıyor ve ona göre sistem kurmak gerekiyor. Dolayısıyla buradan yatay olarak gönderdiğim polarizasyon Japonya'da vertikal oluyor. Yani Japonya bizim sol tarafımızda, dünyanın öbür tarafında. Yine Amerika'daki istasyonlarda bizim sağımızda, öyle düşünüyorum aya doğru baktığım zaman. Oradaki adam da eğer yatay yagi kullanıyorsa onun gönderdiği yatay bana vertikal olarak dönüyor normalde, eğer Faraday etkisi yoksa. Çünkü Faraday etkisi döndürüyor bir parça fazı. Bazen evet, işimize yarıyor, bazen aleyhimize oluyor. Ama mesela adamı duymaya başlıyorsun, o şey 30 saniye sonra yok oluyor. Yani bir şey oluyor, evet, bir bakıyorsun adam yok, bir süre sonra bekliyorsun, Faraday efekt diyoruz, bekliyoruz. Bir de Faraday'ın, daha doğrusu şeyin, ayın belirli safhaları var, onu da sen Oğuz anlatırsın. Belirli dönemlerde aydan geri gelen işaretin zayıflama oranı çok düşüyor. Yani bazen 10-12 desibellere çıkıyor, bazen 1 desibelin altına iniyor. 3 desibelin, 4 desibelin altına indiği takdirde ay haberleşmesi çok daha rahat oluyor. Hele hele 1 desibelin altına inmişse o zayıflatma. O zaman çok daha mükemmel, birçok duymadığınız istasyonu duymaya başlıyorsunuz. Ama daha sonra yükselmeye başlıyor belirli aralıklarda. Onun da belirli takvimleri var. Değişmeyen takvimler onlar. Hep aynı zamanda aynı hareketleri yapıyor. O zaman bakıyorsun -10 desibel olmuş, uğraşıyorsun. Hem bazen kimseyi duymuyorsun, başkaları da seni duymayabiliyor. Şimdi şey, ekstra bu Faraday efekt falan olmadan sadece ayın pozisyonuna göre polarizasyon veya işte degradation miktarlarını programlar gösteriyorlar. Şimdi açtığım programda mesela Kadri abinin, gerçi locator'ına girmemişim ben buraya. Senin locator kaçtı abi? Kilomayk kaçtı sen? Kilo Mike 39 Bravo Papa'ydı orada. Zaten oradan çıkabiliyorum aya. Evet. Mesela onu girdiğimde şu anda mesela ayın degradation'ı -2. Çok güzel. Ay tam böyle hani QSO yapmaya uygun pozisyondaymış. Ve 160 160 Doppler efektle gidiyormuşum. Bu program şeyi göstermiyor galiba. Aramızdaki şeyi, polarizasyon farkını göstermiyor diye hatırlıyorum ama. Evet, Doppler efekti de şey olarak anlatalım. Yani sonuçta bizden giden işaret eksi kaç desibelse o kadar aşağıdan bir yerden yansıyor. Biz bazen o frekansı kompanse etmek için biraz aşağıdan ya da yukarıdan gönderme yapıyoruz. Ama yani Doppler efektinin de etkilerini anlatır mısın? Ayın uzaklaşması ve yaklaşması ile ilgili olan efekt. Ya bir şey, zaten bunun detaylarını öğrenmekte çok kabaca şöyle. Ay dünyadan sürekli uzaklaşıp yakınlaşıyor. Bir, bundan dolayı free space loss'tan, yani mesafeden kaynaklı bir desibel kaybımız veya kazancımız oluyor. Öyle kaybımız veya daha az kaybımız oluyor, öyle söyleyeyim. Bir de asıl arkadaki uzaydan gelen gürültü. O gürültü, arkasındaki takım yıldızlardan gelen gürültü vesaire, yani sky noise denilen olay. Sky noise yüksekse bu sefer sizin o SNR oranı, yani sinyalin gürültüye oranı değiştiği için yine bir kayıplı duyma yaşıyorsunuz. Yani etkileyen iki tane durum var aslında bakarsanız. Faz farkına ikinci bir sebep daha var. Onu da o zaman izah edelim. Ay doğduğu zaman, doğudan doğduğunda yükselmeye başlıyor. Fakat o sırada dünya aya doğru dönüyor. Ay kendi yörüngesi üzerinde çok yavaş bir şekilde dönerek hareket ederken biz ona göre daha fazla hareket ediyoruz. Ay doğudayken, ilk doğduğunda bize göre uzak. Neye göre uzak? Çünkü ben ayı gördüğüm noktadan sonra dünya oraya doğru döneceği için ay bize yaklaşıyormuş gibi oluyor. En azından benim bulunduğum meridyene yaklaşıyormuş gibi oluyor. Benim meridyen farkım kadar düşünelim onu. Dünyanın da hızı var. Yani saniyede ekvatorda 29 kilometre hızla dönüyor dünya. Ama yukarıdaki Türkiye'nin olduğu yerlerde daha az bir süratle dönüyor. Bu da
bu tür şeylerde ne derler, Doppler efektlerine etkili oluyor. Ay belirli bir şeye geldikten sonra, tam ortaya bir yere geldikten sonra Doppler efekt azalmaya başlıyor. Sonra tersine dönüyor. Eksilerin artıya artı. Doğudan gelirken artı pozisyonda oluyor daha çok. Tabii diğer Oğuz'un anlattığı konular da burada etkili. Tam ortaya geldiğinde o etki azalıyor. Çünkü dünya tam benle aynı karşı karşıya olmuş oluyor. Tam tepeye geldiği noktada, zenit noktasında. Sonra dünya bana göre, daha doğrusu ay bana göre uzaklaşmış oluyor. Çünkü ben dünya aydan uzaklaşıyorum. Çünkü ben ters tarafa doğru dönmekteyim. Kaçış halindeyim. Dolayısıyla aradaki frekans uzamaya başlıyor. Çarptığı noktayla geldiği nokta aynı uydularda olduğu gibi. Gelirken frekans artar, giderken azalır. Buna benzer etkiyi de görüyoruz ama bu frekansta öyle çok yüksek bir şey olmuyor. Sanıyorum 250-300 Hz falan kayıyor. Doğru mu hatırlıyorum? Sesim. Evet, bu frekanslarda öyle ama mikrodalgaya çıktıkça o kayma miktarı oldukça yükseliyor. Bu da benim anlattığımda düzeltme yapabilirsin. Yani hatalı noktalarım olabilir. Yok ya da yok yanlış abi. Bir hatalı bir şey şu ana kadar yok söylediklerimle. Doğrudur. Yani çünkü sonuçta ayın yüzeyine çarptırdığımız yer aynı uydu gibi düşünelim. Yani uydudan gelen sinyal bizim gönderdiğimiz sinyal aydan çarpıp geri geliyor. Sanki bir uydudan bize geliyormuş gibi. Ayın da hareketinden dolayı biz aya doğru yaklaşıyoruz. Tam ay üst, yani tam ortada olduğu anda tam ne derliyim, en güneyde olduğu anda biz ayla aynı hizaya gelmiş oluruz. Esas frekans aslında orada tam birebir olmuyor. Ben birçok kere takip ettim. Biraz erken ya da geç Doppler efekt etkisi değişebiliyor. Sonra doğuya doğru gitmeye başladığında, yani batma tarafına, daha doğrusu batı tarafına gitmeye başladığında, bu sefer uzaklaştığı için de frekans açılmaya başlıyor. Düşmeye başlıyor negatife doğru. Şöyle bir paylaştığım ekranda bir hesap var aslında. Mesela TR1 delta diyeyim, kesme 3'te var mı bir şey? Buradaki locator'ın galiba doğru değil ama yine KN40'da olduğumda mesela kafadan bir -3 derece polarizasyon farkımız varmış seninle. Ortalamada 155 Hz'lik bir Doppler şeyimiz varmış. Yani ikimizin cihazları tam kalibre olsa bile birbirimizi 155 Hz farklı frekanslarda duyacakmışız. Bir tane Japon çağrı işareti deneyeyim. Mesela Japonya ile 79-80 dereceye yakın bir polarizasyon farkımız var. Amerikalı bir tane deneyeyim mesela. Yani neredeyse biri vertikal, biri horizontal. Tabii olur. Tabii, biri vertikal, biri horizontal. Mesela Amerika ile şu anda 16 dereceymiş. Şu anda fazla bir şey yok ama Amerika'nın zannediyorum burası FN42 doğu yakası. Zaten çok da fark etmedi. Şöyle bir şeyi de yaşıyoruz, yani Oğuz da yaşıyor, ben de yaşıyorum. Japonya ile ve Avustralya ile Pasifik'te yaptığımız konuşmalar en zon yerler orası oluyor. Mesela orada bir Fox Kilo 8 vardı, ben o kiosayı daha yapamamıştım. Geçen sene denedik, şartlarım uygundu, ona rağmen ben adamı duydum, o beni duymadı. Neydi adamın ismi? Fox Kilo 8. Fransız diyorsun, tamam anladım. FK8 şurada maillerde vardır. FK8 CP. Remi. Evet. Şu amcam. Adamdan bir gün bana mail geldi. İlla kiosu yapalım diye, havaya çıkıyoruz diye. Epey uğraştım ben. Adamla görüşemedik. Sonra Oğuz kiosayı başardı. Hala ben o kiosayı bitiremedim. Yani olmadı. Ben duydum, adam duymadı. Ya ben tek seferde adamı yakaladım. Ama mesela yaklaşık 8-9 ay kadar Hawaii ile konuşmak için debelendim. Evet, bazen olmuyor. Yani ne ya, kadar çok... Hawaii'de şöyle, yani genelde şeye denk geliyorduk. Çoğu ay bende ay doğduğunda onda batmış oluyordu. Ya da evin yakınlarında ağaçlar varmış, onun arkasında kaybolmuş oluyordu. Sadece işte 3-4 ayda bir iki gün denk gelebiliyorduk ikimizin de ayı görebildiği döneme. O zaman da işte degradation ne civarda bilmem ne falan diye uğraşırken 8-9 ay sonunda bir kiosa yapabildik. Evet. Bir de bu arkadaşın bir özelliği var. Bu Fransız hangi adaydı ya, unutuyorum. Fransızların Martinik diyeceğim, Martinik değil. Neyse, Fox Kilo 8.
neyin Avustralya'nın o tarafa doğru bir yerde olması lazım. Neyse sonuçta çok vakit ayırmıyor bu işlere. Yani böyle biraz nazlı. New Caledonia abi. Ha, New Caledonia. Ve şey, çok fazla böyle havaya çıkıp da köyse yapmıyor. Doymuş artık EM'i yapmaya. Tabii. Şey, adam hani şey yapıyor. Hiç böyle bu public chess sayfalarına falan girmeden mail atıp öyle bir schedule ayarlıyor. O saatte online oluyor. QSO yapıyor, kapatıyor. Bu arada hazır aynen öyle. Antenlerden bahsederken bugün şöyle arkamda görüyorsunuzdur. Her şeyini taktım çanak antenin. Artık çatıya çıkması için şey bir eksiği kalmadı. Bir rotator'ın bağlantısını yaptıktan sonra şöyle bakayım dönüyor mu? Aktüatör mü kullandın sadece yoksa yatay düşey döndürüyor musun? Aktüatör sadece şeyde ne derler? Elevasyondan. Elevation'da aşağıda ekstradan şey var. Rotor var. Hepsinde de şey kullandım. Şu HH12 sensör var ya. Şeyde bu. Elevation sensörü de bu. Daha bunu takmadım üzerine. LIS-2D12H. Yani çok güzel aletler ya. Hassasiyeti falan mükemmel yani. Oğuz abi normal elevasyon mu şey mi? Azimut mu? İkisi de var. Yok azimutta mı kullandın şeyi? HH12'yi. Her ikisinde de kullandım abi. Bir link atabilir misin abi bana özelden? Linki yok. Maille ulaşıyorsun adama. He anladım. Ha, doğru hatırlıyorum. Seninle konuşuyorduk biz bunu bir ara. Tamam. Hatırladım. Yani Charlie Sheffield'ın zaten de QAZ.com'dan bulursun. Delta Fox 1 Sierra Radio. Tamamdır abi. Şey bu arada Elevation için ayrı bir şey yapmış. Direkt ayrı bir tasarım. O 70 65 euroya satıyor. Sadece azimutta kullanacağım potansiyometre şeklinde olanları 35 euroya satıyor. Yani eğer uygun bir setup ayarlayabilirsen işte antenine hani o potansiyometre gibi bir şeyle de elevasyonunu ölçelim diyorsan iki tane HH12 alsan yeterli. Yani toplamda 70 versen yeterli de ben hani çanağa bu daha rahat bağlanır diye bundan aldım. Yasin'in bir sorusu var. Yasin buyur. Ben Barış abiye sormak istiyorum. Phase Array teknolojisini amatörde geçer miyiz yakın zamanda? Geçen var. Yani şeyde HF'de deneyenler var. Phase Array birden fazla vertikal anteni belli aralıklarla ortama koyup hem beamforming yapan yani sinyalin istediği tarafa döndürecek şekilde faz farklarıyla antenlere gönderenler var. Deneniyor. Amatörler de deniyor. Yani içinde RF olup amatörlerin denemediği bir şeyi ben düşünemiyorum. Yani biz bununla alakalı bir istasyonuna aslında şey koyacaktık Ayhan hocamla. İkinci anteni dikmeye fırsat bulamadık. Kontest az kaldığı için. Yoksa hani bütün planları, projeleri falan hazırdı 7 MHz için. 2 tane antenli phaser'e, hatta 4 antenli planı da vardı da yapamadık, kaldı. Bir ara deneyeceğiz. Bununla alakalı bir program olursa aslında güzel olabilir. Yani teorisinin nasıl çalıştığını, yapıldığıyla alakalı, phaser'e ile alakalı bence güzel olabilir. Çünkü uydularda da çok sık artık kullanılmaya başladı son zamanlarda. Şöyle, phaser'e antenlerde mikrodalgada evet pratik olarak kullanabilecek alanın var. Ama tamamen elektronik switching ile yapıyorsun. Çok kompleks bir anten haline dönüşüyor. Ve PCB design genelde onlar. Ama onun haricinde phased array sadece vertikallerle vesaire falan yapman çok pratik değil. Yani alt bantlarda çok pratik değil. Sanırım Yasin'in de merakı daha çok UHF. Peki. Yeni bir akşam 12 çift sıfırı devirdik. Atış serbeste yavaş yavaş geçiyorum. Bugün Hüda Verdi Bey ayrıldı. Zaten ayrılanlar tek tek bana özelden de yazıyor. Bir anda konular yine uyduya ve gökyüzüne ve uzaya çıkınca HF ve YAGİ'ciler bugün yavaş yavaş pıtır pıtır gittiler. Efendim
katıldığınız için teşekkür ederiz. Yine keyifli bir akşamdı. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle atış serbesti başlatıyorum. Kalınız sağlıcakla.